Hepinize merhaba. Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Bu akşam önemli konular var. Ee, onları konuşacağız. Tezkere meselesi var mesela. En önemli konu. gün Günün en önemli konusu. Ee, konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Mete Yarar. Hoş geldiniz Teşekkür Mete Bey. Ederim. Zafer Şahin. Hoş geldiniz Zafer Bey. Ee, İsmail Hakkı Pekin. Hoş geldiniz tamam. İsmail Hakkı Bey. Geçen programda Ankara'dan ağırlamıştık size. Evet. Bu sefer İstanbul'dasınız. Çok da memnun olduk. Sağ tamam. ee, Dursun Çiçek. Hoş i̇yi geldiniz yaşamlar, Dursun Bey. Teşekkür ederim. Bugün bir konuda sizin ne söyleyeceğinizi çok merak ediyorum. Onu soracağım. Ve Bülent Yücetürk. Evet. Bülent Bey siz de hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi teskere geçti. Sınır ötesi harekat yapma imkanı veriyor bu tezkere. Herkes şeyi merak ediyordu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl bir oy kullanacağını sürpriz bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi tezkereye hayır dedi. Ee, Kılıçdaroğlu da bu hayırı açıklarken biz senin her dediğinin altına mühür mü basacağız? Niye garip kureba'nın çocuğu şehit olsun? Hiçbir askerimizin evladımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Yabancı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması yani tezkerede böyle bir ifadenin yer aldığını söylüyor Kılıçdaroğlu. Bu ne demek diyor, çıkarın bunu tezkereden. Taliban kuvvetlerini mi getireceksiniz, kimi çağıracaksınız, niye yabancı güçler, kimdir bu yabancı güçler diyor. E, ardından da Selvi Hanım ve ben yani eşi ve kendisinin askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız. Kendi çocuğuna bedelli askerliği yaptırıp milletin evlatlarını ateş atan şahsın, hazırladığı gayri ciddi tezkereler kabul edilemez. Tezkereye hayır diyeceğiz dedi. Böyle temellendirdi tezkereye hayır deme görüşünü. Buna karşılıkta AK Parti cenahı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, HDP'ye biat etmesi, HDP'ye boyun eğmesidir. CHP ile HDP'nin perde arkasında bildiğimiz ortaklığı bu tezkereyle aleniyet kazanmıştır. Kılıçdaroğlu nasıl olup da HDP'nin emirleri konumuna geldi? Onlar da bunu böyle yorumluyorlar. Yani HDP istedi, CHP'de hayır dedi şeklinde yorumluyorlar. CHP'nin nasıl temellendirdiğini açıkladım. AK Parti'nin buna bakış açısını ortaya koydum. Şimdi stüdyomuzda bulunan konuklarımızla bu iki yaklaşımı tartışmaya açmak istiyorum. Kim ne diyor onu e, anlayacağız. E, Dursun Bey'le başlayalım. Bir asker kendisi. E, aynı zamanda bu konulara da hakim bir isim. Siz tezkereye hayır mı derdiniz? Mesela sizin bakış açınızla bu tezkereye hayır mı denmesi gerekiyor? Yoksa evet mi derdiniz? Şimdi Yani e, CHP'lisiniz ama partinizden farklı görüşler... Tabii geçirelim. şahsi görüşlerimi ben paylaşıyorum. E, şimdi... E, Irak ve Suriye'de bulunmamızın iki temel nedeni var. Birincisi terörle mücadele, ikincisi de göç göçü engellemek, sınır ötesinde göçü durdurmak. Şimdi bu iki temelde yürüyen bir tezkereye, geçmişte CHP'nin evet dediğinde dikkate aldığımızda hiçbir vatansever, vatan milleti seven hiç kimse hayır diyemez. Ancak tezkerenin mecliste geçeceği varsayımı bir gerçek halinde partiler görüşlerini açıkladı. Geldikten sonra e, Suriye politikasını özellikle iktidarın Suriye politikasına, ki son 10 yılını ben e, ifade ediyorum. E, karşı e, yanlışlara vurgulamak, kamuoyunda tartışılmasını sağlamak açısından e, CHP'nin böyle bir tutum takındığını e, düşünüyorum. Aksi halde HDP'nin emirleri HDP'nin e, güdümüne girdi ifadeleri e, tutarsız. Çünkü daha önceki tezkerelere evet dedi. Peki, yani, Şöyle bir çelişki olmuyor mu? Daha öncekine evet demişsin buna niye hayır diyorsun? Ama işte uzata uzata bir çözüm konmadı. Şam rejimiyle bir iletişim başlamadı. Yani süreç uzuyor. Barış umutları bahara kalıyor. Yani bir gelişme yok. Zaten Şam, Suriye'nin birleştirmesine yönelik çalışmalar da yerinde sayıyor. Dolayısıyla bu süreç ne kadar devam edecek? Bir de 6 aylık veya bir yıllık değil de iki yıllık bir süreçle sanırım seçim tarihi dikkate alındı. Seçim sürecini en azından bu konular tartışılmasın diye. Dolayısıyla bir çözüm, bir umut, Suriye'de barışın, toprak bütününün sağlanması, göçün önlenmesi, gelen göçlerin, mültecilerin geri gönderilmesi, terörün ülkeler arasındaki ilişkilerle durdurulması konusunda bir gelişme olmamasını tabii bir zafiyet olarak iktidarın... Yani e siz o zaman daha çok şunu mu söylüyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi baktı zaten tezkerenin İçiyor. geçme evet. geçmeme diye bir durumu söz konusu değil. Evet. O zaman ben de iktidarın işte 10 yıllara uzanan, 10 yıla uzanan getiren Suriye politikalarına dikkat çekeyim. Onu eleştirecek evet. bir zemin bulayım diyerek hayır dedi mi diyor? Hayır evet o kanattayım. Yani başka bir gerekçesi olamaz. Yani hem göçün önlenmesinde, hem terörün önlenmesinde ve bir güvenlik kuşağının oluşturulmasında Meclis olduğumuz süreçte de, kapalı oturumlarda da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, milli duruş sergilediğini e, biliyorum. Dolayısıyla o duruşlarında bir değişiklik yoktur. Zafer Şahin. Şimdi e, ben buraya gelmeden önce son 2015'ten beri çıkarılan tezkerelere baktım. Bu son çıkan tezkerenin 2015'ten beri çıkarılan tezkerelerden tek farkı süresi. Yani mesela son iki tezkere 18 aylıkmış. Libya ve Afganistan. Bu iki yıl bunun dışında bakın, 2010, şimdi neye itiraz ediliyor? Yabancı asker maddesine değil mi? Kemal Bey de onu söylüyor. Taliban'ı mı getireceksin diyor. 2015 Irak-Suriye tezkeresi, aynı bununki gibi. içinde yabancı asker maddesi de var ve CHP evet diyor. 2016'da Irak-Suriye tezkeresi, yine yabancı asker maddesi var, evet diyor CHP. 2017'de Irak-Suriye tezkeresi, yabancı asker maddesi var, evet. 2018 yine Irak-Suriye tezkeresi, yine yabancı asker maddesi var, evet. 2019 Suriye tezkeresi yabancı asker maddesi var. CHP yine evet diyor. Sadece 2020'de bir Azerbaycan tezkeresi çıkartılıyor. Orada yabancı asker maddesi yok. CHP ona da evet diyor. 2020'de de Libya tezkeresi biliyorsunuz meşhur. Ona da HDP, CHP ve İyi Parti hayır oyu verdiler. Yani, yani yabancı asker gerekçesiyle hayır demek diyorsunuz bir Tutarsız. Yani 2015'ten çıkarılan tezkerelere siz içinde bu madde varken evet demişsiniz. Peki daha önceki tezkerelerle aynı mı bu tezkere? Aynı. Bakın tek fark süresi. Son iki tezkere Libya ve Afganistan tezkeresi 18 aylıkmış. Bu iki yıllık o 6 aylık süreye bir itirazları var. Hani itiraz olarak o gerekçendiriliyor. Bir de bu yabancı asker maddesine bir itiraz söz konusu. Ama yabancı asker maddesinin olduğu tezkerelere de siz 2015'ten beri evet demişsiniz. Ya yani. Eğer yabancı asker konusunda böyle bir duyarlılığınız varsa Geçmişte bundan öncekilere de hayır demeniz gerekiyor. 2015'te gerekti. niye o madde konulmuş? Çünkü bu tezkerenin içinde de var. IŞİD'le mücadele, DAEŞ'le mücadele diye. E, o zaman biliyorsunuz Amerika'nın da bu konuda bir hassasiyeti vardı. Türkiye, Amerika o tarihte birlikte hareket ediyordu. Daha Obama. Ee, söz konusuydu. IŞİD'le mücadelede e, bir birliktelik söz konusuydu. Peki, o Dur, madde onun Dursun, için konmuştu. Dursun Bey'in ortaya koyduğu ya nasıl olsa bu tezkere geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi de genel olarak iktidarın genel Suriye politikalarına bir eleştiri getirmek için bunu bir e, zemin olarak kullandı. Gerekçesine ne diyorsunuz? Dursun Bey'e kısmen şöyle katılıyorum. Dursun Bey aslında şunu söylüyor. Siyaseten kullanıyor CHP bunu diyor. Ben de siyaseten kullandığı kanaatindeyim. Ben hafta sonu Van'daydım Ahmet Bey. Orada insanlarla uzun sohbet etme şansım oldu. Van'da seçmen mesela genç. Gençlerin önemli bölümü bu seçimde ilk defa oy kullanacak. E, HDP tabii orada oldukça güçlü. E, HDP seçmeni özellikle genç seçmen e, CHP eski CHP değil diyor. Yani böyle bir durum söz konusu. E, siz eski CHP olmadığınızı o tabana nasıl kanıtlayacaksınız? HDP üst yönetiminin günlerdir e, o dikte etmeye çalıştığı tezkereye hayır deyin çağrısına burada evet diyerek o hani tabanda oluşan ya bu CHP eski CHP değil hani HDP kapatılırsa biz oyumuzu e, gönül rahatlığıyla CHP'ye verebiliriz. Çünkü bölge halkında CHP'ye uzun yıllara dayanan bir tepki söz konusuydu. CHP biliyorsunuz oradan milletvekili de çıkartamıyor istediği oyu da alamıyor ama ben tabanda artık onun biraz oturduğunu görüyorum. Yani e, CHP HDP seçmenin ikinci partisi haline gelmiş Güneydoğu'da. E bu tezkereye hayır diyerek de Dursun Bey'in söylediği de aslında oraya geliyor. Siyaseten kendisi açısından CHP doğru bir şey yapmış. Ben hani bir küçük şunu ekleyeyim. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. CHP eğer HDP'yi sistemin içine çekebilirse bu yönde Türkiye'ye büyük bir artı kazandırmış olur. Hani ben şuna takılmıyorum ya işte siz niye HDP'nin dediğini yaptınız. Ya şimdi zaten her şey ortada. Yani ben artık burada eleştirilecek bir durum görmüyorum. Yani burada bu ittifak bileşenleri bu bir siyasal eleştiri falan değil. Sadece ben gerçek durumun gerçek tespitini yapmaya çalışıyorum. Bakın mesela İyi Parti evet dedi değil mi? Ya ama bunlar beraberler. E bunların bir amacı var. E bunların amacı ne? İşte tabii siyaseten de hakları bu. Bu iktidarı devirip yerine gelmek. E bunu nasıl yapacaksınız? HDP ile yapacaksınız. İttifakın büyük ortağı burada HDP'nin istediğini yapıyor. İttifakın küçük ortağı da milliyetçi muhafazakar seçmene tezkereye evet diyerek selam çakıyor. HDP'nin de istediği oluyor. Herkes mutlu Ahmet Bey. Yani buradaki durum bu aslında. Ha şu tartışılabilir ee, CHP nereye savruluyor? Onu da CHP'liler düşünsünler. Ben en naçizane gördüğüm şu partilerine sahip çıksınlar. Çünkü o eski CHP hakikaten Güneydoğu'da yapılan o alttan alta yapılan propaganda doğru. CHP artık eski CHP değil. Bu tezkerenin somut sonucu bu. Siz ne diyorsunuz Bülent Bey? Valla CHP eski CHP midir, değil midir? Yani e, bu tabi zafer Bey açısından baktığın zaman son zamanların büyük bir politik söylemi haline geldi. İşte bu CHP Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti değil, o çizgiden uzaklaştı. Bu doğru değil. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi tabanına baktığınız zaman taban seçmen örgütler hala Atatürk çizgisinde yürüyen ve o ilkeleri benimsemiş, onları iselleştirmiş insanlar. Dolayısıyla o insanlar hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında oy verip destekliyorlarsa, o örgütlerde görev alıyorlarsa Cumhuriyet Halk Partisi aynı Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Atatürk'ün Atatürk'ün yolundan, ilkelerinden vazgeçmiş bir parti falan değil yani. O ilkeleri hala savunan ve, ve bu değerlerin arkasında duran bir parti. Öncelikle bunun altını çizelim. Şimdi tezkereye neden Hayır dendi. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman, Türkiye'nin son e, cumhuriyet tarihine baktığınız zaman terörle mücadele, dış politika, yani milli savunma bunların hepsi partiler üstü e, konulardır. Ve bütün partiler bu konularda e, ülke savunması, terörle mücadele söz konusu olduğunda birleşir ve dış politikada e, herkes aynı noktada durur. Ama bizim geldiğimiz son noktada iktidar genellikle son zamanlarda uzunca bir süredir, dış politikayı, terörle mücadeleyi, iç politika malzemesi yaparak buranın üzerinden kendisini oy devşirmeye çalışıyor. Ve bu da özellikle muhalefet kanadında iktidara karşı bir güvensizlik yarattı. İktidarın son bu getirdiği tezkere de iki yıllık olması, getiriliş şekli, usul açısından itirazları var Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani iki yıl olarak getirilmesi, bir torba yasa gibi, torba tezkere gibi getirilmesi, orada ucu açık bırakılması, yani birkaç noktayı içermesi, bütün bunların hepsini birlikte değerlendirdiğinde bir kuşkuya neden oldu. Bir de bundan önceki çıkarılan tezkerelerin gereği yapıldı mı yapılmadı mı? Yani bu tezkereler gereği orada güvenli bölge oluşturup işte Suriyelileri bize gelen göçmenleri orada tutup e, tutmaları gerekirken, İdlib sorununu halletmeleri gerekirken, işte aslana sürecini yürütmeleri gerekirken, iktidarın bütün bunların hepsini yapmadığı e, hale oradaki sorunu e, sadece iç politika malzemesi yaparak kendisini e, önümüzdeki seçimlerde daha avantajlı konuma nasıl getiririm, vatandaşa bunu nasıl e, bir algı yaratırımın derdine e, düştüğü için kendi ulusal, yani ülkenin ulusal politikalarından da uzaklaştığı, ulusal e, çıkarlardan da uzaklaştı ortaya çıkınca Cumhuriyet Halk Partisi de burada e, bir tavır koydu. Yani e, meclisi devre dışı bırakan e, ve sadece bir kişinin yetkisine bırakan bir, düzenlemeye karşı çıktı. Burada karşı çıkışının altında bugüne kadar neden bunlara karşı çıkmadığında şimdi karşı çıkıyorsun diye baktığında da evet bugüne kadar bunlar uluslararası şey, partiler üstü bir politikaydı. Cumhuriyet Halk Partisi burada tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Bugün de karşı çıkmasının temel sebebi siyasi iktidara, Cumhurbaşkanlığı olan güvensizlikleridir. Yani Türkiye bir seçime gidiyor. Bu seçim ortamında Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti'nin, iktidarın bunu iç politika malzemesi yapar, yapacağını düşündüğü için de e, bu tezkereye hayır dediler. Evet devam ediyoruz. Reklam öncesi de söylemiştim. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır deme gerekçesiyle HDP'nin hayır deme gerekçeleri arasında ne fark var? Sorusunu soracağımı söylemiştim Dursun Bey'e ve Bülent Bey'e. Dursun Bey buyurun. Evet. Şimdi e, zaten bir önceki test Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet, HDP'nin hayır dediğini biliyoruz. Dolayısıyla temel fark burada çıkıyor. Yani HDP'nin e, bizim mücadele ettiğimiz e, PKK ile olan e, irtibatlarını zaten Anayasa Mahkemesi şu anda sorguluyor. Ve sonuçta bir karar verecek. E, o açıdan HDP'nin bakış açısı... E, bu iş e, masada çözülsün, siyaseten çözülsün. Çözüm sürecinde olduğu gibi PKK e, veya onun temsilcileri e, muhatap olarak kabul edilsin. E, o eski hikayeleri, eski defterleri açmak istiyor. Dolayısıyla onun amacı çok farklı. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bu tezkereye hayır demesinin amacı biraz önce de... Onun amacı ne dediniz? Onu tam... PKK'yı korumak, kollamak ve muhatap olarak kabul edilmesini sağlamak Yani tek amacı o. Zaten HDP'nin siyasi misyonu da o yani. Dolayısıyla bunu gizlemiyorlar da, bunu bilmeyen de yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi için böyle bir e, tespit de yapmak e, mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi işte ilkeleriyle, kuruluşuyla, değerleriyle e, bu ülkeyi kuran, cumhuriyeti kuran bir parti, Türkiye'nin güvenliğini e, bekasına değer veren bir parti değil. Zaman zaman farklı düşünce, işte e, Libya tezkeresinde olduğu gibi farklı düşünceler olsa bile. Şimdi e, biraz önce vurguladığım iki nokta var. Birincisi tezkereler, askerin görev yapması, görev süresinin uzatılması. Ama bakıyorsunuz o sorunda bir ilerleme yok. O o konuyu tartışacağız. Bir, evet, bir nokta koyun. Onu gerçekten soracağım ee, Zafer Bey'e, Mete Bey'e, İsmail Hakkı Pekin'e yani. O önemli bir konu. Evet. Teskereyle mi olacak bu iş sadece? Siyasi tarafı, ekonomik evet, tarafı. milli güç unsurları değil. niye devrede değil? Değil. Konusunu değil konuşacağız. İkincisi. Ama önce şu şeyi bitirelim evet. ondan sonra isterseniz. Yani yani aynı konu devam. CHP, CHP niye hayır dedi? niye hayır dedi. HDP e, CHP'nin hayır demesiyle HDP'nin hayır demesi arasında ne fark var? Sorun evet. bu. O zaman bu kadarla kalsın. Bülent Bey. Yani e, Dursun Bey. Açıkladı ben oradan devam edeyim İkisi çok farklı şeyden dolayı gerekçelerle karşı çıkıyor HDP bir kez şunu söylüyor diyor ki siz burada PKK ile Irak'ta işte PYD ile Suriye'de silahlı mücadeleyi bırakın onlara silahlı yani TSK operasyon yapmasın pazarlık yapın bu işi işte masada çözelim nedenle bu HDP'nin HDP'nin bakış açısı bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısı tamamen farklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar PKK'ya yönelik olarak Irak'ta yapılan bütün operasyonları tezkerelerini desteklemiş bir parti ve bunun olması gerektiğini ve zamanında yerinde yapılmasını savunan bir parti. Ama Suriye politikası anlamında da yine itirazları. ayrışıyor. Orada da PYD ile yani oradaki PYD-YPG terör örgütüyle Mücadele konusunda aslında bir ters düşmüşlüğü yok. Fakat orada başka bir şey söylüyor. Diyor ki yani burada bu sorunu bu şekilde çözemezsin. Burada orada meşru bir hükümet var, devlet var. Sen bu devleti destekle. Bu devlet orada kendi hakimiyetini, kendi toprakları üzerinde hakimiyetini kursun. Sen de boş yere Türk askerini Afrin'de veya diğer yerlerde tutarak orada Mehmetçiğin ölmesini, şehit olmasını engelle. Yani e, ikisi arasında çok temel fark var. Yani birisi e, o yapılarla müzakere edilerek o yapıların korunmasını savunuyor. Diğeri tam tersini bunların yok edilmesi, engellenmesi gerekir. Ama burada diplomasinin de önemli olduğunu özellikle sınır güvenliği anlamında komşumuz olan Suriye ile olan ilişkiler anlamında e, mevcut e, meşru Suriye hükümetiyle yapacağınız müzakereleri işaret ediyor. Size bir şey soracağım. Türkiye siyasetinde son dönemde Millet İttifakı ve o ittifakın HDP oylarına duyduğu ihtiyaç falan bunlar perspektifinden baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi biraz böyle HDP'ye böyle bir küçük bir çiçek atmak amacıyla hayır demiş olabilir mi? Yani bu böyle bir şeyi olabileceğini tahmin etmiyorum. Yani ülkenin savunması, ülke güvenliğinin söz konusu olduğu bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi sırf HDP'ye şirin gözükmek için ya da oradaki tabana şirin gözükmek için böyle bir e, konuyu e, siyaset malzemesi yapacağını düşünmüyorum. Yani bu tamamen e, hükümetin e, dış politika e, anlayışına olan bir güvensizlikten ve yanlış dış politikasına olan bir tepkiden kaynaklandığını düşünüyorum. Burada da tezkereye karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne sürdüğü tezlere baktığınız zaman aslında tezkerenin ruhuna karşı çıkmıyorlar. Yani getiriliş usulüne, içeriğine karşı çıkıyorlar. Süresine karşı çıkıyorlar. Peki. Safer Bey. Ya şimdi gerçekten hayretler içerisinde dinliyorum. Sanki konuştuğumuz bölge Ortadoğu değil, konuştuğumuz ülkeler Irak, Suriye değil de Norveç'ten Finlandiya'dan bahsediyoruz. Yani niye oraya biz gidip de barış içerisinde sorunu çözmüyoruz mantığı tam olarak bu. Bir, Amerika Birleşik Devletleri 10 bin kilometre öteden gelmiş. Ruslar yukarıdan gelmişler. Tabiri caizse çökmüşler oraya. Orada bir paylaşım savaşı var. Irak ve Suriye ta 1991 Körfez Savaşı'ndan itibaren fiilen Irak 3'e bölünmüş. Bugün Suriye 2010'lu yıllardan itibaren fiilen 3'e bölünmüş. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Milyonlarca insan ülkesini terk etmek zorunda kalmış. Bütün bunların sebebi Türkiye'ymiş. Türkiye Esad'la görüşmediği için olmuş bunlar. Bakın yani çıkan sonuç bu. Ya bu meseleyi eğer biz böyle okursak, bu bakış açısıyla okursak sorunu çözemeyiz. Bizim orada bulunma sebebimiz bizim yayılmacı emperyal bir devlet oluşumuz falan değil. Bir, sınır güvenliğimizi sağlamak. Fırat Kalkanı'nı biz bundan yaptık. Ben hep söylüyorum, burada çok değerli komutanlarımız var. 15 Temmuz ihanetinin sebebi dahi Türkiye'nin o bölgeye müdahale etmesini engellemekti. Ki o meşhur Biden'ın hani ondan intikamını alacağım, bunun hesabını soracağım dediği şey. Neyin hesabını sormak istiyor bizden, Türkiye'den, Erdoğan'dan? Akdeniz'e açılan o terör devletini biz bertaraf ettik. Bu sınır ötesi askeri operasyonlarla peki, bertaraf ettik. Peki. Adamlar bunun hesabını yapıyor. 60 bin tır dolusu silahı o yüzden veriyor. 70 bin kişilik orduyu peki, o yüzden orada tesis ediyor. CHP'nin hayır deme gerekçesiyle HDP'nin hayır deme gerekçesi birbirinden farklıdır diyorlar. Siz ne diyorsunuz bu? Ben konuda? bunu başta da söyledim. Tabii ki birbirinden farklıdır. Ben burada CHP'nin kurumsal kimliğini bu yaptığım eleştirilerin dışında tutuyorum. Şimdi Dursun Bey tabii iyi bir partili olarak hep CHP'nin Cumhuriyet'i Kuran Parti olduğunu, Atatürk ilkelerine bağlı olduğunu söylüyor. Ben de buna inanmak isterim bir vatandaş olarak. Tabii ki CHP bu anlamda Atatürk ilkelerine bağlı olmak zorundadır. Atatürk'ün kurduğu partidir. Ama bugün geldiğimiz noktada maalesef mevcut CHP yönetimi Türkiye'nin üniter devlet yapısıyla sorunu olan, bunu gizlemeyen bir siyasi partiyle şu tezkere olayında aynı noktada buluşmuştur. Ha CHP bunu niye yapmaktadır? CHP bunu az önce de söylediğim gibi HDP seçmenine ilk seçimde ben eski CHP değilim mesajını vermek için yapıyor. Bu 1991 seçimlerinde de denendi. Rahmetli İnönü bunu denedi. Bugün Kemal Bey deniyor. İnönü'nün denediği şey iyi sonuç vermedi. O zamanki Hadeplileri meclise taşıdı. Sonrasında büyük şehirlerde 89'da 28'leri 30'ları zorlayan CHP zaman içerisinde 13'lere düştü. Koalisyon ortağı olarak iktidara gelebildi. Ondan sonra da bölündü, parçalandı, gitti. Tarih tekerrür ediyor şu an. İnönü'nün 91'de denediğini Kemal Bey 2021'de deniyor. Siyasi sonucu ne olacak? Hani çok güzel bir söz var. Tarihi bilmeyenler onu yeniden yaşamaya mahkumdur diye. Sanki öyle olacak gibi görünüyor. Bakın 91'de öyle olduğu için İnönü ittifak yaptığı için Baykal bir süre sonra ayrıldı, CHP'yi kurdu. Bugün Muharemince Mehmet Elçelebi hatırlattı. Ne diyor Mehmet Elçelebi? Memleket Partisi milletvekili bizim diyor ayrılma gerekçilerimiz işte bu diyor. Bu tezkereye diyor hayır oyu verilmesi diyor tarih tekerrür ediyor Ahmet Bey. Aynı şekilde CHP'yi oluşturan ana damar bu gidişata tepki gösteriyor. Mete Yarar, siz dışarıdan bakan ve güvenlik politikalarını bilen bir isim olarak CHP'nin hayır deme gerekçesiyle HDP'nin hayır deme gerekçesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Zafer Bey siyasi bir değerlendirme yaptı. Sizinki nasıl bir değerlendirme? Ya yani sonuçta siyasi partilerin e ne kadar da farklı farklı söylesek de siyasi bir hedefleri vardır. Yani bunu siyasi hedefi olmayan bir parti e, konumundan çıkartmamak lazım. Tabii ki e, CHP'nin de bir siyasi hedefi var. E, benim hani e, takıldığım e, noktalardan bir tanesi şu. Demin özellikle Sayın Komutanım üstüne bastı, Sayın e, Bülent Bey de aynı şekilde e, üstüne basa basa söyledi. Kurucu bir parti olmak. Yani ülkenin kurulmasında önderlik eden bir parti olmak. Ve Atatürk'ün kurduğu parti sıfatını, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olduğunu ısrarla söyleyen bir parti olduğunu söyleyen bir partinin o zaman bu söylemleriyle de yaşantısıyla da buna eşdeğer gidilmesi gerekiyor. Hatırlarsanız zamanında CHP ısrarla şunu söylüyordu. Diyordu ki dini siyaseti alet etmeyin, diyordu hatırlarsınız. Ve sonucunda şöyle bir şey oluşmaya başladı demişlerdi o zaman da. Diyorlardı ki siz bunu yapmaya başladığınız andan itibaren kişilerin yapmış olduğu hatalar dinlere mal edilmeye başlanır. Onun önündeki sıfat çok önemli olmaz. Ahmet, Mehmet demezler. Daha çok din zarar görür, insanlar zarar görmez. Ben de şimdi aynı şeyi hani üstadlara söylemek istiyorum. Buradaki şeylere söylemiyorum. Onların duruşlarını biliyorum. O kadar çok fazla Atatürk ismini Kuvayi Milliye kullanıyorlar ki eğer Kuvayi Milliye'yi kullanmış olsalardı şu tabirlerin hiçbirini kullanmazlardı. Örnek vereyim ben size. Çünkü bu bir bakış açısı. Ben yalnızca sınır ötesi bakış açısından yönetimsel bakışı değerlendiremem. Örnek vereyim. 15 şey, e Ermeni soykırımla ilgili söyleme, destek veren birisinin Atatürk'ün partisinde işi olamaz. Çünkü sorumlu tuttuğunuz şahıslardan bir tanesi Atatürk'ün kendisi olur o zaman. Dersim'de bir katliam yapıldı diyen, Tunceli ismini veren ve onun da başında bulunan Atatürk'e bu katliamın parçası gibi göstermeye çalışanın bakıcısı da olamaz. Şimdi... Bunların her birine ben son dönemde baktığımda Atatürkçü zihniyette hani Atatürk'ün gerçekten e, felsefesine böyle kabul edilmiş <laughs> insanlara baktığında ben çoğunluğunu zaten e, dışlandığını, milletvekili yapılmadığını veya başka yerlerde olduğunu söylüyorum. Veya bakıldığında ulusal ve vatansever konularda hiç ödün vermeyen, bunun için ödül bedel ödemiş, bedel ödemiş insanların zaten dışlandığını görüyorum ben. Şimdi o açıdan baktığımda ben de Zafer Bey'le şöyle birleşiyorum. İçeride, tabanında bu değerlere sahip olmakla yukarıda yönetimsel anlamda aynı düşünceye sahip olduklarını ben düşünmüyorum. Çünkü eğer öyle olmuş olsaydı son yaşadığımız bütün dönemsel kararlarda bunu ben netlikle görürdüm. Yani Atatürk'e ağır hakaret eden insanların milletvekili, milletvekili yapılması mümkün değildi. Mümkün değildi veya ona bu kadar ağır laflarla hitap edenlerin yönetimsel anlamda bu kadar üst yerlerde olması mümkün değildi. Çünkü insanın değerleri, ideolojik değerleri varsa bu ideolojik değerlerdeki en temellerden bir tanesi e, o koruduğunuz derenin, değerin fikir babasının korunmasıdır. Yani CHP Atatürk'e yalnızca Türkiye'nin kurtarıcısı olarak bakmıyor. Türkiye'nin kurtarıcısı olarak bir ata olarak bakmıyor. Felsefik olarak da onu kavruyor. Felsefi olarak da seviyor. Eskere'ye hayır demekle Atatürk arasında nasıl bir bağlantı kuruyor? Soru şuydu. Arada fark var mı diye sordunuz. Yani CHP'nin hayır demesiyle HDP'nin hayır demesi arasında fark var mı diye i̇şte Onu soruyorum, söylüyorum ben de. Bunu yıllar önce bana sormuş olsaydınız çok net olarak fark vardı derim. Çok net olarak fark vardı derim. Ama son dönemdeki kırılmalara, yaşanan olaylara ve felsefesine baktığımda ben zaten o kırılmayı görüyorum. Ha, o anlamda so ben bunları anlattınız. Atatürkçü diyen bir insanın, Atatürk'ü seven bir insanın Tunceli dediği bir yere ısrarla üstüne basa basa Dersim demeye devam ediyorsanız bir durursunuz. Bir durursunuz. Bir durursunuz. Siz bunu şey olarak söyleyebilirsiniz. Kendi bölgenizin ismi olarak söyleyebilirsiniz. Kendi bölgenizi deyim olarak kullanabilirsiniz. Siz bölgede hala oraya o isimle hitap edebilirsiniz. Ama resmi olarak bunu söylemeye başladığınız andan itibaren bir bölgenin ismi devletin kayıtlarına farklı geçerken siz bunu oralarda söylemeye başladığınızda bakış açınızda farklılıklar var dem başlamış demektir. Buradan yola çıkarak mı gerekçelerin ben benzeştirmeye başlıyorum. Bakın bir başlıyorum. kez daha söylüyorum. Ben hiç kimse için bir tek konuşmasıyla veya bir tek yaptığı yanlışla bedel ödetmem. Dönemsel olarak bakarım. Mükafatı da öyle almalıdır. Cezasını da öyle almalıdır. Son uzun zamandan beri baktığımızda bu kırılmaların ben yüzlercesine e, görüyorum. Bunu ben bunu ben söylemiyorum. Bu partiden ayrılanlar, bu partinin içinden çıkanlar, bu partide kendisini e, yerinde göremeyenlerin kimliklerine, ideolojilerine ve felsefelerine baktığımda neden uyuşamadıklarını kendileri anlatıyorlar. Ben CHP'nin içinde yönetimsel olarak yer alan bir insan değilim. Bunu ben söyleyeyim ama, çok net olarak söyleyen insanlar var. Bu tablo zaten bunun işaretiydi ve oraya doğru gitti. Şuna ben kızamam. Yani CHP seçim kazanmak için HDP ile işbirliği yapıyor. Yapabilir çok da hakkıdır. Çok da hakkıdır. Ama o zaman bunu söylediğinizde o yüce değerleri çok fazla ağzınıza almayın. Onu bir kenara koyun ya bir kenara koyun. Atatürk çünkü hepimizin Atatürk. Hepimizin Atatürk'ü. O tabir yapacaksanız başka şekilde, başka şeylerle gidin. Atatürk'ün partisi demeyin. Atatürk'ün kurduğu parti deyin. Atatürk'ün partisi dediğinizde ideolojinizin de, bakış açınızın da, toprak bütünlüğünüzün de, kavrayıcılığınızın da, Türk milliyetçiliğinizin aynı olması gerekir. Sizin hayatınızda Türk milliyetçi dediğinde Atatürk'ün Türk milliyetçiliğinden başka bir kavram algılıyorsanız, bu lafı almayacaksınız ağzına. Geçmişte söylediği, dini siyasallaştırmayın. Tabirini ben de aynısını söylüyorum şu anda CHP için. Atatürk'ü siyasallaştırmayın. Ha, Atatürk aman. herkesin Atatürk'ü. Bu lafı söylediğinizde zarar verdiğiniz partiniz değil. Atatürk'ün kimliği. Çünkü bu sefer şuna başlıyor. Hani bu kadar çok kelime sarf ediyordunuz. Atatürkçüler neredesiniz? Atatürkler hep aynı yerdedir. Vatanını korur, milletini konur ve sever. Lafımız yönetimselse, ben yönetimsel olarak çok farklı bir yerde olduğunu görüyorum. O farklılıkta bugün yalnızca bunun, bugün yaşanan sürecin bundan çok daha farklı bir yerde olduğunu düşünebilirsiniz. Ya, bugünkü CHP ve HDP'nin tezkereye birlikte hayır demelerinden yola çıkarak yorum yapmıyorum diyorsunuz. bir Bunun bir süreci var. Süreci, ben... söylemler, başlangıçlar. Örnek vereyim size. Bu heyet çok kısa bir süre önce... Barzani ile görüşmeye gitmedi mi? Ha diyeceksiniz ki geçmişte de Barzani ile görüşülmedi mi? İyi de siz geçmişte Barzani'nin e, gidenlere kızıyordu mu zaten? Sorun şurada başlıyor. tam ee, yani farklı bir politika izlemeye başlıyor. Ha şimdi, onu söylüyorum. Konuşuyor. O yüzden bunu tek başına alırsanız yanılırsınız diyorum. AK Parti'ye kızdıkları her şeyi geçmişte her kızdıkları her şeyi birebir fotokopisini yapıyorlar. Birebir fotokopisini yapıyorlar. Üzülerek sayıyorum. Niye biliyor musunuz? O zaman hak verdiğimiz konulardı bunlar. Bakın o zaman hak verdiğimiz konulardı. Bunların aynısını yaşanmış, tecrübe edilmiş ve bu sıkıntılardan geçmiş olan insanların siyaseten aynı hatayı yapabilmiş olması mümkün değil. Bakın bir Hayır, kez daha AK söylüyorum. AK Parti o hatayı yaptı. Şimdi bunlar aynı hatayı yapıyorlar anlamında mı söylüyorsun? Söyleyeyim. Engin Özkoç çözüm sürecinde dışarıya çıkıp şu söylemi söylüyor. Diyor ki ben gizli oturumda olanı açıklamak zorundayım. Benim bu ülkeye bir şeyim var diyor. Sorumluluğum var. Ne sorumluluğum var? İçerideki şahıs şunları 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 söyledi. Yani ülke yediye bölünsün, kaynaklarımız olsun, bizim ayrılma hakkımız olsun söylemini söylüyor diyor. Kimin için söylüyor? O zaman da HDP miydi? O HDP. HDP, değil mi? evet. HDP milletvekili şey başkan grup başkan vekili için sorulmuş. O zaman HDP... Dursun Bey de vekildi sanıyorum. HDP o, HDP grup, oturumda, o, 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 gizli, gizli oturumda önceki, 24. HDP. dönemi konuş ha, tamam. HDP çözüm süreci bizden önceydi. HDP sözcüsü gizli oturumda ne demiş? Çözüm süreciyle ilgili Süreçli 25 bölgeye 28 miydi? Yani ben yani bölge, bölge sayısı hatırlamıyorum Bölgeler ayrılsın. Bu bölgelerin kendi öz yönetimi olsun. Öz yönetimi de kendi kaynaklarını kullanmak olsun. Artı ayrılma hakkımız bize baki kalsın. Ya yani Engin Özkoç bunu niye anlatıyor? Çıkıyor diyor ki Türkiye çözüm sürecine itiraz ediyor ve diyor ki ha, bu, bu bakın içerisinde bu bunu bakın söylüyor. bunlar burada konuşuluyor. Ülke elden gidiyor diyor. Doğrusunu yapıyor o zaman. Doğrusunu yapıyor. Tabii isyan ediyor yani. İsyan, i̇syan ediyor. ediyor. Yani, ben de getiriyorum. Aynı yerdeyim. Gayet doğal. Bak yani, hiç itiraz etmedim. Evet. Bu, bu doğrusu bu. Siz çıkıyorsunuz. Bu felsefeden fark hiç farklı konuşmaya aynı felsefeyle bu sefer diyorsunuz ki bu tür görüşmeler yapabiliriz diyorsunuz. Şimdi evet. Yani o zaman Getirdiniz. ne diyeceğim ben. Ne diyeceğim? O zaman niye çıktınız o gün e, bunun itirazını bu kadar yüksek sesle yaptınız? O zaman niye ceza almayı gözeterek bunu yaptınız? Çünkü o zaman HDP AK Parti ile beraberdi. Ya ben bunları kabul edemiyorum. Bir vatansever, bir evet. vatansever oy için, oy için bunu yapmamalı diyorum. Bir vatansever ülke iç, ülkesi için eğer doğruysa bunu yapmalı. HDP ile hep beraber bir şey yapacaksak bu ülke için faydalıysa yapalım. Bakın HDP'yi dışlayalım alalım filan hikayesine değilim. Bu felsefeyi reddediyorsanız o zaman bugün de reddedeceksiniz. Çözüm süreci içinde yapılanları hataları görüyorsanız ve o zaman da haklı olarak itiraz ettiyseniz bugün de itiraz edeceksiniz. Fark ne? HDP aynı HDP. Bakın HDP gram yerinden oynamadı. HDP aynı yerde duruyor. O zaman Ak değişen başkaları var. Dursun Bey. Şimdi e, yani bir meclisin verdiği bir kararda örtüştü diye yani bir sürü örnek bulursunuz, ile de örtüşen, Ak Partili de örtüşen, yasalar anlamında filan e, iki partinin dünya görüşünün gelecek düşüncesinin Sayın komutanım, aynı özellikle olduğunu ondan ayırarak söyledim. Dedim ki bir sürü aynı, görüşte ben devam edeceğim. Tamam, öyle ben devam edeceğim. Kusura bakma. İfade etmek e, yani ütopik bir. Gerçek dışı bir e, sav olarak e, düşünülebilir. Şimdi e, biraz önce vurguladım. Yani işte Dersim, Tunceli, başka açıklamalar, e, PKK, diğer açıklamalar filan. Ama CHP'nin bir kırıp, çizgisi vardır. <laughs> Orada 3-5 e, kişi. 3-5 yani, kişi mi? Evet. 3-5 kişi yanlış terminoloji kullandı diye, yanlış e, ideolojilerin saplantısı oldu oldu diye bunu CHP'nin bütün e, tüzel kişiliğine, parti programına, e, kurumsal, yapı. kurumsal yapısına yapıştırmak grup başkan vekili mümkün sizin için değildir. Kurumsallığınızı, Şimdi aynı kurumsallığınızı şeyi, yapar mı? Sağlar aynı mı? He? sizin grup başkan vekiliniz, meclis grup, grup başkan vekiliniz. İşte güzel, güzel şeyler söylemiş. Sağladı, değil mi? G grup başkan vekili de yanlış yapabilir. Hayır, ben kime bakacak söyleyeceğim? Hayır, Özkoç'un söyledikleri mi? gayet doğru. Zaten CHP'nin kurumsal kimliği... Yani Özkoç'u şimdi... kastederek mi söylüyorsunuz? Yok, Engin Özkoç'tan bahsetmiyorum. İşte, kurumsal kimliğinin yansıtan düşünceler. Bunları diyor CHP kabul edemez kardeşim ben diyor. Ben ondan bahsetmedim. Ha. Ben Dersim'le ilgili olan söylemi sizin grup başkan vekiliniz söyledi. Ya şimdi dönemin Cumhurbaşkanı Norç'un ders bilmem ne, moda terimler hepsi de yanlıştır. O da yanlıştır, ben o onu da onu yanlıştır. Ben demedim ki zaten. <laughs> yani onu diyorum bak, ya yanlışı kimse savunmaz. Ama CHP'nin kurumsal kimliğinde bu yanlışlar e, her yerde eleştirilir. Eleştirdik. ve e, İşte Ermeni soykırımı iddialar olsun, diğer konular olsun, e, teskeleler konusu olsun. Yani bu çizgi çizgiden küçük sapmalar ana çizgiyi değiştirmez. Şimdi CHP der ki her türlü terörle mücadele etmeli devlet. Pazarlık yapma, yapamaz. Hiçbir ayrım yapmadan. IŞİD'de, PKK'sı da, FETÖ'sü de. Yargı bağımsız olmalı. Okula kışlaya <laughs> e, ibadet yerlerine siyaset Siyacet girmemeli. Dinmemeli. Bunlar Atatürk'ün ülkeleri, bunlar cumhuriyetin değerleri. Yani bundan birkaç kişi e, saptı diye tabii ben onların da hesabının sorulması, parti içinde hesabının sorulması, gerekirse partinin dışına atılması gerektiğine inanıyorum. Ya yapmıyorlarsa görevlerini yapmıyorlar. Eksik yapıyorlar. Yöneticiler için söylüyorum. Ama bu CHP'nin eee işte 100 yıllık tarihine yapıştırılacak bir şey değil. Şimdi eleştirmeye şey, hiç, başlarsam... Bakın hiç öyle bir şey söylemiyoruz. He, yok, yani burada yani hiç kimse onu, e, 100 yıllık CHP tarihine laf söyleyecek halimiz yok. Artı tabana da laf söyleyecek halimiz yok yani. Evet. Biz biz kişi ismi vererek konuşuyoruz. Özellikle Şimdi gele, gelelim Barzani görüşmesi. Ben de eleştirdim. Niye oradan başladınız diye. Büyük bir Orta Doğu Konferansı işbirliği Örgütü kurmak için bir teori ortaya atmışsanız işte İran'dan başlayın, Irak merkezi hükümeti, Suriye, yani e, işte seçim ortamları, Suriye'nin durumu filan, oradan başlamak zorunda kaldık. Diğerlerine de gideceğiz, onlarla da görüşeceğiz savı. Bir de orada ne söylendiği önemli. Yani Barzani'ye gidip işte biz sizinle Türkiye'deki e, sizi destekleyenler bize oy versin, e, bize e, yeşil ışık yakın anlamına değil, terörle mücadele edin, Irak'ın toprak bütününe saygı gösterin, bölgesel barış kuracağız, siz buna destek verin derseniz. Bunun bir sakıncası yok. ya yani Orada Barzani ile ne görüştüğünüz çok önemli. Yani Ne söylediğiniz çok önemli. Peki. Şimdi gelip Diyarbakır Meydanı'nda el ele kol kola e, Kürtçe şarkılar söylemek başka. Siyasi destek istemek başka. Bir de Orta Doğu ile ilgili, Türkiye coğrafyası ile ilgili projelerinizi paylaşmak başka. Projeleri paylaşmak için gittiler. Yanlış başlamış olabilirler. Yanlış e, ülkeden başlamış olan. Ona katılıyorum. Dolayısıyla bu eleştirilerde yani münferit hatalar dışında CHP'nin ana çizgisinin kimsenin değiştiremeyeceğini düşünüyorum. Değiştirmeyi düşünen varsa da tabii 8-10 yıl parti hayatında kısa bir dönemdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde kalmaz diye düşünüyorum. Mete Bey buna bir cevap vermek istiyor musunuz? Çünkü siz saygı gösterdiğiniz için araya ya pek ben girmek istemediniz. Söylediniz. Yok yok hayır. Şimdi Sayın Komutanımın zaten hayat felsefesini, bakışını ve şeyini biliyorum. Yani onun üstü bunu da biliyorum. Yani... Komutanıma tartışacağım hiçbir şey olamaz. Yani o, zaten bunlara karşı çıkacak olan kişi, yani ne diyecek? <laughs> Bizim partimiz bunu mu yapıyor diyecek. Demeyecek tabii ki. Komutanım, zaten söylenmesi gerekenlerini söylediği için zaten bugün olması gereken yerin dışında duruyor. Öyle söyleyeyim, dışında duruyor. Nerede ne demek? Ya, ya şu şey anlamda var, siz de... söylüyorum. Siz demin bir şey söylediniz. Ahmet falan. Bey, yok yok. Bakın ben, ben bir baş... özel bir bilgi için ben paylaşım. Sizin... Yok, yok. Hayır, ben bir şey söyleyeyim yo, sonra devam Değil. Yani. ben şahısla bahsetmiyorum. Sizinle ilgili değil. Bakın ben gene e, milletvekili adayı için başvurmadım. Hı hı. Dolayısıyla aday göstermeme durumum yok. Ben şundan bahsediyorum. İkincisi ben Muharrem Bey'le çalıştım. Kazansaydı belki hükümette olacaktım. Yani benim partiden dışlanma gibi bir e, durumum yok. Ben partiden dışlandığınızı yani. demedim Bakın partiden dışlandığınızı demedim. Benim söylediğim şey Zaten çıkanların da dışarıya çıkarken söyledikleri aynı şey diye söylüyor. Hepsini söyleyerek çıkara, çıktılar. Yani e, sorun şurada başlıyor. Bakın ısrarla e, tartıştığımız konu şu. Demin bakın örneği yine komutanım geçmişte yapılan bir hata üzerinden verdi. <laughs> zaten onaylamadık ki. O gün de zaten onaylamadığımız için bugün çok rahat bir şekilde bu söylemin üzerine arkasına laf söyleyebiliyoruz. O gün de onaylamamıştık. O gün de o yapılanı onaylamadığımız için bugün rahat rahat ben bu konuşma yapıyorum. Öneme şeyi mi koyacaklar? Yok o gün de söylemiştik. Ne, neden Dedik, bahsediyor? O zaman çözüm, süreci. Şey, sözüm çözüm süreciyle ilgili. Ha, Yanlış. Yani, yani me mevzu şuraya geliyor ya. Olay ne zaman tartışılmaya açılsa, bir şey açılsa Megri Megri. E arkadaş Megri Megri onaylayan adama söyleyin. Peki siz Megri Megri'ye bu kadar laf söylediniz de bugün hevale nasıl geldiniz kardeş? Hevale nasıl geldiniz? Geldiğiniz yerin o zaman olmadmaması lazım. Eğer o hataysa siz de yapmayın aynı hatayı. Bu hataların tamamı bakın şöyle söyleyeyim. Demin çok güzel bir soru sordunuz. Aynen o cevabını da öyle vereyim. Muhalefetin, muhalefet neden çok önemlidir? Neden kilittir? Neden anahtardır ve neden olmazsa olmazıdır bütün demokrasiler için? Hatayı ortaya çıkartacak ve hata yapanın cezalandırıldıktan sonra geleceği doğru profil çizmesi anlamına çok önemlidir. İktidarın doğru gidebilmesinin anahtarlarının bir tanesi muhalefettir. Sistemin doğru işleyebilmesinden en önemli faktörlerden bir tanesi iktidardan çok muhalefettir. Ben size soru sorayım. Benim şeye kapıldığım, üzüldüğüm ve endişeye kapıldığım yer neresi biliyor musunuz? Tam bu tezkereyle ilgili mevzu olduğu için. Son konuşmalarda herkese bakıyorsunuz, diyorsunuz ki işte Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki iktidarı yürüyor. Bravo. Seçimi kazanırsınız, gelirsiniz. Hiçbir sorun yok. Demokrasi bu arası. Ama ben bir vatandaş olarak şuna bakıyorum. Buradaki bakış açınız buysa, yani bu tezkere kafanızdaki geçen yorum, anlayış, işte ne diyeyim, e, Erbaş bedelli, e, 18 ay asker içinde var mı yok mu mevzusuysa, ben o zaman paniğe kapılıyorum biliyor musunuz? Argümanlarınız güçlü olur. Bak kimse HDP'ye laf söylüyor mu? Söylemiyor. Çünkü HDP'nin şeyi belli. Yeri belli. Bugüne kadar ki kullandığı argümanlar da belli. Onaylarsınız onaylamazsınız. Hiç sorun değil. Ama ana muhalefet dediğiniz parti iktidara yürüyorum diyorsa koyduğu argümanların da beni bir vatandaş olarak rahatlatması gerekiyor. Niçin hayır dediğini bana inandırması gerekiyor. Asker olarak değil. Bakın. Ben tam şeyi de biraz bakmıştım. Kılıçdaroğlu'nun 14 maddelik bir şey var. Orada Bülent Bey şey var mıydı veya Zafer Bey? E, hani şöyle bir temellendirmede bulundum acaba. Ya Biz bu tezkereye hayır diyoruz ama bizim hayır deme gerekçelerimizle HDP'nin hayır deme gerekçeleri farklı. Bizi yok. HDP ile karıştırmayın. Yok HDP özelinde bir yok. şey yok. Bizim bir süredir konuştuğumuz zamanı. Ha i̇şte o kapsamı, bunun gibi onu özellikle vardı. vurgulamadı ama neden hayır dediğini evet, vurguladı evet. anladım. Evet. Yani, şimdi... Ya bu arada çok özür diliyorum. Ben hani bizi izleyen milyonlarca insan var. Ya bu ülkede Kürtçe şarkı söylemek ayıp değil, günah değil, yasak değil. Yani e, kimseye de burada karşılık olsun diye söylemiyorum. Olabilir ya insanlar Kürtçe şarkı da dinleyebilirler. Yok zaten ona Diyarbakır Şarkiye meydanında da söylenebilir. Yani neden... bunu oy istemek, böyle, oy dilenmek böyle, yanlış diyoruz. O oy dilenme falan olarak ben değerlendirmiyorum. De, ben size aslında demin yarım kaldı bir soru sormak istiyorum. Evet. Şöyle bir ifadeniz oldu. Dediniz ki HDP PKK'yı korumak için bu tezkereye evet dedi, değil evet. mi? Öyle dediniz. Motivasyonu o da anlamalı. Evet. Evet. Madem HDP'nin pozisyonu PKK'yı korumaksa o zaman CHP niye HDP ile birlikte hayır oyu veriyor? Yani ister istemez akla bu sorular geliyor. Yani bu işin zaten içinden çıkılamamasının sebebi bu. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyor. Şimdi e, Öyle CHP doğru olduğu şey, HDP e, evet dediği için evet demek zorunda mı yani? Böyle bir mantık olabilir mi yani? Ben i̇şte şimdi bir sürü... Dursun Bey bir sürü, sizin e, için de zor bir durum. Ya, savunulacak bir durum Hayır yok. niye savunulacak? Bir taraftan ben, Atatürk ya, diyorsunuz. Atatürk'ün e, misak-ı milli nedir? Misak-ı Milli'nin içerisinde neresi var? Musul Kerkük de var değil mi? Evet. Şu an bizim topraklarımızda değil. Evet. E şimdi hem Misak-ı Milli diyoruz hem Atatürk Milliyetçiliği diyoruz. E öbür taraftan işte bu ülkenin e, ürütörü de niye, niye hayır demiş. buluşmuşuz. Niye hayır e siz dendiğini biz açıkladık. PKK'yı korumak için buna hayır Hiç diyor. Hiç ilgisi diyorsun. yok. Gerçekten zor bir durum. Şimdi CHP e, HDP seçmenini kazanmak partinin e, bir seçmeni yapmak istiyorsa sen siz de söylediniz. Bu siyasi bir gelişme, siyasi evet, Türk siyaset için olumlu bir gelişme. Ama onu kazanmak için Tezkere'ye hayır diyorsa orada bir problem var. Hayır, bir, bir maksadı da olur. Niye problem olsun Ahmet Bey? Şimdi diyoruz ki e, bir Suriye politikanız yanlış. Tezkere iki yıl ondan sonra ne, ne kadar uzayacak? Hani niye çözüm yok? Ay şöyle, şu anlamda yanlış. Yani söyleyeyim. uzata uzata nereye gideceğiz? Yani yüz yıl feskereyle Şu anlamda yanlış olur. Yani bu, 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 son, son söylediklerinizle mutabıkım. Hani bu gerekçeler ortaya konabilir. Yani eğer ben e, HDP'nin kurumsal yapısını memnun edeyim. Yok. Seçmen hani, diyorum bakın. Seçmene mesajı olabilir. Tamam, Tabi, Tamam peki. Yani, yani, bir, bir itiraz var. Yüzde iki üç olan Millet Partisi. De, ben daha önce doğru. de söyledim. Güneydoğu'da yüzde yirmi beş yüzde otuza HDP etnik temelde bir siyaset e, kilit rol oynayan bir parti olmaktan çıksa Türk siyasetine en büyük hizmet olur. Çok bu büyük hizmet. Yani biz onu vurguluyoruz. Sabahtan beri bir şey atlıyoruz. Burada değerli komutanımız da bunu onaylayacaktır muhtemelen. Ya bu şey asker istiyor ya. Hükümet Değil mi bu askerin isteği evet. oluyor komutanım yani bu tezkere işi. Evet. Askeri As gereklilik mi? Evet. Yani e, askeri gereklilik efendim. Yani Öyle başka, başka türlü oraların yani şimdi 2011'de bir hata yapmış olabiliriz. Yani e, işte bir bir şeyi bir desteklemek, bir desteklemek bir silahlı muhalif desteklemekle. De. Ama sonradan bu yaptığımız hatanın bedelini çok kötü ödedik. Yani Suruç'ta insanlarımız öldü, bombalı saldırılar oldu. Arkasından da bu hududun e, bir şekilde bir güvenlik bölgesiyle kapatılması gündeme geldi ve e, iktidar, silahlı kuvvetler e, olabildiğince, yapabildiğince üç harekat yaptı. Bir de İdlib'de işte e, barış gücüne benzer bir gözetleme noktaları kurmak suretiyle bu tehdidi önlemeye çalıştı. Ve bu arada da e, şeylere hem Irak'taki hedefler, daha evvelden başlamıştık Irak'taki hedefler ama hem Kuzey Irak'taki hedeflere hem de Suriye'deki hedeflere de teröristleri bir şekilde etki altına almaya başladı. Yani bir defa... Bu yaşamsal mıdır? yaşamsal. Çünkü sonuçta siz bu birlikleri geri çektiğiniz andan itibaren sizin tekrar Doğu Anadolu'nuza, Güney Doğu Anadolu'nuza yerlere füze düşecektir, bomba düşecektir. Yani adam bundan vazgeçmiyor. Hava atışı yapılacaktır. O kargamış yapıldığı gibi. Ee, ve Karakollarınızı evet, Karakollarınız basılacaktır. Ee, i̇nsanlarımız yani pasif durumda duran insanlarımız, karakolda bekleyen insanlarımız ölecektir ki ben şunu da, ben şimdi 1970-80 arasında hudut bölük komutanı yapmış birisiyim. Yine e, 2004 ile 2007 arasında e, düzeltiyorum. 2004 ile e, pardon 1994 ile 97 arasında hudut alay komutanı yapmış bir adam. Mesela hudut alay komutanı yaparken e, hem de e, şey sınırında yani Ermenistan ve e, İran sınırında 366 kilometrelik bir sınırdır. E, benim sorumlum olduğum yer. Orada karakollarımı korumak için sıfır noktasından geçiyor yol. Şimdi tam Küçük Ardahan eteklerinden 182 tane dere yatağı var. Dere yatakları <laughs> adam orada dere yataklarının, İran, dere yataklarının bitimi İran'da tarafına kalıyor. Bir oraları menfez yapmış. E, Terörist oraya giriyor e, menfeze. menfeze gündüz eğer gözetlemeci fark etmezse gece benim bölgeme giriyor, yaklaşıyor. Ve benim ikmara giden gelen araçlarıma roket atarlı ateş ediyor. Çok şehit verdiniz mi? E, verdim. Yani e, ateş ediyor. Ve bunu önlemek için ben e, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan, o zaman Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı vardı. E, şey istedim. Tim, özel tim istedim. Yani e, Müdahale jandarma, etmek tim, için. Evet. Onlardan istedim. Ve bu, bu çocukları huduttan 500 ile 1000 kilometre ile mevzilendirdim. Hatta bunların bir kısmı emir dinlemediler. Bunları mahkemeye verdim. Yani bizi bilmem ne topra e, yani o toprağı göndermesem onu İran'a göndermesem e, terörist gelecek ve teröristin meclis sahası içerisinde 300-400 metrelik meclis sahası içerisinde geçen araçlarım var. Ya bu diyorsunuz ki gerekli sahada ben bunu gördüm. Evet, yani bunun gerekliliği yaşadığım bir Yaşadın. şey bu yani. Anladım. Dolayısıyla bu bu gereklilik olan bir şey. Bu konuyu artık kapatmak istiyorum. Tezkere CHP ve HDP tezkereye neden hayır dediği ...teskere gerekli miydi, değil şey miydi? Şey ama Her var. şeyi konuştuk ayrıntılı Benim şey, Bland Bland bir Benim şey itirazım var. Yani, ha, pardon. Ha, özür dilerim. Atatürk'ün çizgisinden uzaklaştığı e, noktasındaki Mete Bey'in o tespitlerine katılmıyorum. Yani Atatürkçülük dediğimiz şey... E, Kimsenin tek elinde değil. Yani e, sadece içi boş sloganlardan ibaret bir şey değil. Yani Atatürkçülük dediğimiz şey... ...yani sokakta, literatürde Atatürkçülük nedir diye sorduğun zaman bir değerler bütünü. Yani kadın erkek eşitliği, hukuk devleti, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Ya baktığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarıyla Atatürk'ün, Atatürkçülüğün değerleri arasında bir çatışma yok. Yani e, evet, geçmişte iktidarın çok büyük hataları var. Zaten o hatalar nedeniyle Türkiye bugün bu sorunlarla uğraşıyor. Yani Habur'daki kurulan çadır mahkemeleri, 2011'de başlayan açılım süreci, işte açılım sürecinde ee, valilere, oradaki görev yapan askerlere operasyon yapmama, e, üzerlerine gitmeme talimatı e, bütün bunların hepsi Türkiye'yi bugün geldiğimiz bu noktaya getirdi. Yani burada iktidarın e, büyük bir sorumluluğu vardır. E, o anlamda Cumhuriyet Halk Partisi bugün gelinen noktada e, ülkenin bugün e, karşılaştığı sorunlarda sorumluluğu en az olan partidir. Sadece muhalefet olarak bu dönemde bunları eleştirmiştir. O dönemde Engin Özkoç'un bunları tespit etmesi, söylemesi de bugün ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. Sadece e, Engin bu tespitte bulmak istiyorum. Pozitif. Hayır hayır pozitif. Ben diyorum ya ki bir şey, yani, yani bir Engin şey Bey'in o günkü eleştirileri bugün ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. O zaman haklıysa o zaman... E, tezkereye. tezkereye? Yok tezkereye gerek yok. Kadıoğlu'nun yaptığı e, değil mi sizin e, şeyin... Anayasa çalışması yapan kişinin ismi neydi? Kabaoğlu. Kabaoğlu'nun yaptığı ve daha sonra kendisi açıkladığı e, ilk e, dört maddenin de değiştirilmesiyle ilgili sürecin içerisinde yapmayacaklardı. Çünkü Ama bugün Genel de Muharrem de kere yani, çıktı efendim, böyle bir şey yok dedi Vallahi şey, şey, yani, e, e, o çözüm zaman çözüm şey dedi. E, ne derler milletvekili tek başına bütün grupları toplayıp beraber aylarca taslak çalışmışlar. Bayağı şeyli bir adammış. Yani kendi başına anayasa çalışması yapacak kadar dirayetliymiş bütün partileri toplayacak kadar. Tebrik ediyorum. Kimi? Kaboğlu'nu. Kaboğlu'nu. Çünkü herkesi toplayabilmiş ve böyle bir çalışma yapabilmiş. Kendisinin açıklaması var. Bizim olduğumuz bir yayına katıldı. Böyle bir çalışmanın olduğunu kendisi açıkladı. Kendisi kabul Peki. bu konuyu... alematı da kimin verdiğini söyledi yani. Bu konuyu kapatmak istiyorum izin verirseniz. Ee, ya bu şey konusunu biz epeydir konuşmuyoruz. Değil mi Onur? şey ne? aday Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Bir ara çok konuşuyorduk. Epeydir ara verdik. Özgür Demirtaş mı olacakmış. <laughs> ya öyle bir evet öyle bir şey uçtu. Her gün yeni bir şey duyuyorum o, o konuyla ilgili. Galatasaray yazdı bugün. Biliyorum, biliyorum ama o hani bir tahmin olarak yazdı. Yoksa hani o olacak diye bir şey söylemedi. Yani şöyle daha doğrusu o hikayenin başı var. Önce CHP'ye yakın bir televizyon kanalında bu dile getirildi. Yani dendi ki ya Cumhuriyet işte Millet İttifakı'nın adayı tanınmamış partisi olmayan biri olacak. Ya adamın iki buçuk milyon takipçisi var bayağı tanınıyor yani. Özgür Demirtaş bu konsepte uymuyor aslında. Adamın hakkında fıkralar var çok güzel. E, müsait olsaydı zaman anlatırdım ben biz Mete Bey'le çok gülüyoruz. Yani tanınan bilmem ne? Neydi Özgür ya. Demirtaş fıkrası mı? Yok canım, çok profesör e, fıkrası. Yok ya profesör Özgür Demirtaş fıkrası. Ya yapma ya. Yani. <laughs> Ekranda anlatılabilecek bir şey mi? Tabii canım yani. O zaman anlatın lütfen. Ya yok çok hatırlamıyorum işte. Yani tabii fıkra ya bu. E, i̇şte Özgür Demirtaş bir yerde <laughs> koyun sürüsüne rastlıyor. Çoban'a diyor ki işte ben diyor bu sürüde kaç tane hayvan olduğunu bilirsem diyor. Dişi, erkek bilmem ne. Sen diyor bana bir tane sini vereceksin diyor. çoban da tamam diyor. Hakikaten iki dakika sonra özgürdü işte bilgisayarı çıkartıyor falan. Tak tabii tak 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 hemen. Hayır, tabii işte burada diyor 97 erkek işte 35 dişi, dişi. şu kadar şey var diyor. Şimdi diyor var bakalım benim. Ben de diyor sana bir şey soracağım diyor çoban. Nedir diyor? Ya diyor sen diyor profesör doktor işte Özgür Demirtaş'sın değil mi diyor. O da evet diyor. Nereden anladın diyor. Devamını siz getirin. Yok ben getirmeyim. Yani, <laughs> er, şey, baba yeni. bir defa fıkra öğreteyim. Fıkrayı mahvettin. Fıkrayı mahvettin. Ya ben <laughs> incirmesin diye çok fıkranın, şey anlatmıyorum. Hani, fıkrayı mahvettin. Yani fıkra şöyle bitiyor. Özgür Demirtaş hani o sürünün içerisinden koyun yerine köpeği almış. Koban diyor ki bir sürü bana gereksiz şey anlattın. Hiçbir işime yaramayacak şey anlattın. Eee koyunun yerine de köpeği aldığını görünce senin Özgür Demirtaş olduğunu ben anladım diyor. Böyle bir fıkra. <laughs> hani teşbihde tamam. <laughs> Hayır şu anda fıkraya değil sizin fıkra anlatışınıza <gülüyor> yani, gülüyorum. <gülüyor> biz Mete Bey'le bir araya geldiğimizde hep bunu böyle bir... Özgür Demirtaş Yok, fıkrası. Her gün de Özgür Demirtaş konuştuğumuz <laughs> <laughs> Sen de millet de şey yapacak. Bir araya geliyoruz. <laughs> Ama komik yani fıkra ben anladım. Onu da şey <laughs> paylaşmıştı. Ben de nereden konuştuğumu söyleyeyim. Twitter hesabında paylaştın sen onu. Evet, yani sonra... Twitter hesabında bu fıkranın Orijinal güzel hali. Peki oradan bakarız. <laughs> Zafer Şahin'den bakıyoruz. Sonra ama şöyle kendisinin çok ciddi takipçileri fanları var. Baktım hücuma geçiyorlar. Ben hemen fıkrayı kaldırdım. Öyle. Tabii tabii. Ya bir tek bizim yok öyle takipçimiz ya. Benim bir tane bile takipçim Şimdi bana herhangi 6 bir şey. 6 milyon takipçiniz var mesela ama. Işte. 6 milyon takipçiden bir tanesi bile ya. ya. Özgür <laughs> Demir taş değilsiniz yani. Ahmet Hakan'a <laughs> niye böyle yaptın falan diyen yok yani. Herkes e, enteresan. Takipçi türü de. fanatik. Evet, gerçi ben öyle bir takipçi ister miyim emin değilim. Ne şimdi, bir dakika, neyse şaka bir tarafa. <laughs> ya şöyle bir şey var şimdi, e, Bülent Bey'in özellikle konuşmasını rica edeceğim. Benim kafam karıştı. Ben önce bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adayla aşırı motive olduğunu gördüm ve edindiğim izlenim, Ha, tamam Millet İttifakı'nın adayı muhtemelen Kılıçdaroğlu olacak şeklindeydi. Şimdi ise geldiğimiz şu noktada bir Kılıçdaroğlu aday. İki işte Özgür Demirtaş isminin ortaya çıkmasına neden olan o dedikodu tanınmamış ve işte partisi olmayan bir isim. İki. Üç. Orta, çarşıyı karıştıran açıklama Akşener'den geldi. İmamoğlu da Yavaş da Millet İttifakı'nın belediye başkanları iki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. E, Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz hayır demeyiz. Tek ve ortak adayla gidilmesini öneriyorum. Şimdi bunu söylediği zaman da yeniden İmamoğlu ve Yavaş'ın aday e, şeyinin içinde olduğunu, yarışının İkinci içinde olduğunu. İkinci senaryonuz. Şeye benziyor falan. Macron'un seçimine benziyor. Macron. Evet evet ona benziyor doğru. Doğru. Şimdi 3'e çıktı alternatif. Bülent Bey. Yani şimdi ben bu üç ihtimale de eşit oranda şans verir hale geldim. Doğru mu yapıyorum yoksa yanlış mı yapıyorum? Yo, doğru düşünüyorsunuz. Şimdi Bülent Bey Ankara'dan ve Çankaya'dan geliyor. Onun için, onun için soruyorum <laughs> şöyle, zaten Bülent Bey şimdi, bu işleri bilir. Şöyle, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhur İttifakı'nın adayı belli olduğu için orada bir tartışma yok yani. Onu tartışamıyoruz, tartışamıyoruz. evet. Orada zaten bir doğal adaylık söz konusu. Şimdi ilan ettiler yani Evet. Şimdi onun karşısında kim yer, al yer alacak? Şimdi tabii Millet İttifakı'nın e, bileşenlerinin sayısının fazlalığı ee, ve orada kimin aday olacağı e, seçim günü yaklaştıkça e, toplumda merak ediyor ve sorguluyor ve e, bunu işte bir e, kafasında bir futbol maçı oynar gibi de oynuyor. Yani şu olursa ne olur, bu olursa ne olur. İşte şu kişi olursa şuradan oy alır mı, buradan oy alır mı? Tabii bunu gazeteciler tartışıyor, e, sokaktaki insan tartışıyor, herkes tartışıyor. Yani siz ne kadar bunu tartışmayın. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok deseniz de Taksiye bindiğinizde, berbere gittiğinizde, manava gittiğinizde sizi tanıyan herkesle konuşuyorsunuz. Soruyorlar, işte bu aday olacak mı? Aday kim olacak? Yani işte bizi de böyle izleyenler falan sanki biz çok şey biliyormuşuz gibi bize soruyorlar. Ama buradaki Ne diyorsunuz siz onlara? Yani burada söylediklerimi aynısını söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyecek Birazdan evet. söyleyeceklerimin aynısını evet, söylüyorsun. Evet yani şimdi burada ya Şöyle, şimdi Kemal Bey e, Cumhurbaşkanı adayı olarak e, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak buraya aday olması çok doğal bir süreç ve Kemal Bey de son zamanlarda söylemiyle, e, duruşuyla. gezileriyle, duruşuyla bunu istediğini e, sözlü olarak da zaten söyledi. Yani Tam, orada bir şüphe yok. Yani kılıçdaroğlu şimdi, bir. Partide, parti de e, Kemal Bey'in adaylığı konusunda hiçbir tartışma yok. Kemal Bey'in aday olması halinde de Kemal Bey'i destekleyecekleri ve partinin Kemal Bey'in arkasında duracağı çok net bir şekilde Peki, ortada. Tamam bu bu böyleyken ismi bilinmedik biri olacak sözü nereden çıktı? Ya bu e, muhtemelen ya yani bu hani nereden çıkıyor bu tür şeyler? Bu partinin içerisinden çıkan e, bir görüş olarak değil. Yani e, daha çok e, Kemal Bey'in adaylığına karşı olan işte e, ismi geçen belediye başkanları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş'ın adaylığının da belediye başkanı olmaları nedeniyle zor olacağını düşünenler. Ha, beraber... Bunun dışında acaba kim olabilir e, isimleri tartışmalarından başka bir şey değil. Ama siyaset e, gerçekliğine dönüp baktığımızda mevcut e, durumda dışarıdan üçüncü bir kişinin hele hele ismi duyulmamış, Ekmeleddin e, İhsanoğlu örneği gibi bir örneğin Türkiye'de bir daha yapılması ve bu şekilde bir adaylaşmanın olması mümkün değil. Yani siyaset e, bunun başarıya götürmediğini test etti, gördü. E, bunun e, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteklediği bir adaydı. İşte başarılı olmadığı anlaşıldı. Sonuçta vatandaşın beklediği şey kendi sorunlarını çözecek ve bu sorunlara hakim bir kişi. Yoksa oraya sadece bir e, kukla çıkaralım işte göstermelik bir cumhurbaşkanı olsun diye halkın bir beklentisi yok. Peki halkın... Özgür Demirtaş mesela Ekmelettin İhsanoğlu sürüm iki mi olur? Ya ben e, Özgür Demirtaş'ı sadece ekonomist olması nedeniyle biliyorum ama ne kadar Türkiye'nin diğer sorunlarına hakimdir? Bunları çözebilme kapasitesi var mıdır? Şimdi sonuçta ülke yönetmek dediğiniz şey e, bir yönetim sanatını da e, gerektiriyor. Bir başkanlık sisteminde bütün yetkilerin toplandığı bir organizasyon yapma yeteneği de yeteneğini gerektirir. Şimdi siz iyi bir ekonomist olabilirsiniz. Teoriniz çok iyi olabilir, çok iyi ee, argümanlarınız olabilir ekonomi konusunda ama bu ülke yönetmenize yeterli değildir. Öyle olsa bence ekonomi yönetmeye de yeterli değil. Şöyle oluyor. Ee, biliyorsunuz zaman zaman <laughs> tekno pardon fıkraya döneceksiniz. Hayır. <laughs> Teknokratlar hükümeti kurulur bazen. Evet. Bizde evet. de kuruldu. E, hatta çok ünlü bir ekonomisti getirdiler. Adam e, Türkiye'nin durumuna baktı. 70'li yıllarda ya Dursun Bey, siz ki Adını da şimdi hatırlayamadım. Nihat Erim. Yok yok. Nihat Erim hükümette. O hükümette hükümet hükümet ki ekonomiden sorumlu adam bir. Karusman evet başkanım. bravo. Hesap yapmış demiş ki Türkiye'nin ekonomisini kurtarabilmemiz için 1222 yıl gerekiyor demiş hesaplarına göre. Yani, yani eko, onun için yani teknokratın da yapabileceği. Pratikte bunun bir karşılığı yok. Yani ittifak oturacaktır, karar verecektir. Bu ya Özgür Demirtaş ben aday olacağım falan demiyor ama değil mi öyle bir şey var mı? Ya bu şey yani Selvi konuşmuş, bu konuda konuşmak istemiyorum demiş. O hani... tamam ya konuşmak istemiyorum demek. Aday olacağım. Onu okuduk Abdülkadir Selvi'nin yazısını da oradan hani gerçi bana sorsalar ben aday değildim değilim derdim. Hani o niye dememiş? Oradan bir mana mı çıkaracağız. Şeyini çıkartmış bizim Onur ıı, Özgür hocanın göstersene ya şeyi bir e, neydi, neydi? sosyal medya orada şey yazıyor meritokrasi yazıyor meritokrasi biliyorsunuz yani yönetim gücünün yani böyle yetenek ve kişilerin bireysel üstünlüğüne yani böyle liyakata dayalı bir, bir sistem dert, der yani işte falan hani sen onu mu anlamlı buldun Onur meritokrasi mi? <laughs> o kendisi mi yazıyor onu? O kendisi yazdı ya kendisini yazdı bir şey değil mi o tamam ha meritokrasi. Yani tamam. diyor ki yönetim gücü yetenekli kişilerin bireysel üstünlüğüne Bak bak Onur diyor ki cevap hakkı doğarsa <laughs> bağlanabilir diyor. <laughs> Peki bağlansın tamam mevcut mevcut sistemdeki cumhurbaşkanı adayı sistemdeki cumhurbaşkanının rolü ve gücü nedeniyle e, siyasetçi olur. Yani siyasetçi olmak zorunda. Doğru. Sadece ben de, ben e, de, belli alanda uzmanlık olması yeterli değil. Ben de kim yani ne derse desin ben de bu hani bir üçüncü isim adı bilinmiyor bilmem ne ben de o seçeneklere e, fazlasıyla Ya ben şöyle düşünüyorum. E, Millet İttifakı'nın adayı Bugüne kadar konuşulan kişilerden birisi olur. Kısa yani, bir ara. Onun dışında birisi olmaz. Kısa bir ara. Evet devam ediyoruz. Yani sonuç olarak Bülent Bey, siz diyorsunuz ki. Yani böyle bir hani Ekmelet Nihsanoğlu örneğini anımsatacak, çağrıştıracak bir adaylık formülü geçerli olmaz. Şöyle ben sonuç olarak şunu söylüyorum. Şimdi Meral Hanım dedi ki ben başbakanlığa talibim. Cumhurbaşkanlığı benim gündemimde yok dedi. Dolayısıyla konuşulan üç tane isim var. Sayın Yavaş, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu. Ben Millet İttifakı'nın adayının bu üç kişiden birisi olacağını söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur <laughs> Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Evet. Bu üç isimden biri. Birisi olur. Peki ben şöyle bir şey sorsam hani bir puanlama yapsak. <gülüyor> <gülüyor> Sıralama. Sıralama, yapsak. Böyle bunların içerisinde adayla en yakın kim derseniz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İkinci? E, i̇kincisinin cevabını vermeyeyim. Vermiyorsunuz peki. Boş, boş evet. <laughs> Şimdi tabii Bülent. Ne yapmaya abi, çalışıyorsun? <laughs> yani ben ben o konuda rahatım sıralama yapabilirim yani Bülent Bey'in pek eksik. <laughs> Bülent Bey çok net konuştu. Ger gerçekten harika bir şey yaptı. Tamam. Benim de zihnime yatan şey bu. Üç aday var dedi. Siz de katılıyor musunuz? Üç aday var. İsim olarak katılıyorum. Yani şunu söylüyor. Diyor ki bu çok güçlü bir cümle. Millet İttifakı'nın adayı bu üç isimden biri olacak. Buna katılıyor musun? Evet katılıyorum. Ee, daha da ileri gitmek istiyorum. Ee, sanırım yine bir programda söylemiştik. Yani e, Millet İttifakı'nın yeni birleşenler dahil en önemli savı geliştirilmiş veya güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş. Bunun içinde de e, aslında e, uygulamada geçip sonra anayasayı bu sisteme... E, Uyumlu hale getirmek mümkün. Neden? Çünkü e, Sayın Tayyip Erdoğan 2003'ten itibaren hatta e, belki 2007'den itibaren de diyebiliriz şeyden Sayın e, Cumhurbaşkanı ayrılmasından Ak Partili birinin Cumhurbaşkanı olmasından sonra aslında e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Uygulamada geçti. Ne zaman e, bunu anayasaya uydurduk? 2017'de uydurduk. Dolayısıyla... Evet, evet yani sonuç olarak ne diyorsunuz? Sonuç olarak şunu söylüyorum ben. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu temsili güçlendirmiş parlamenter sistemin cumhurbaşkanı adayı. Sayın Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı ama başbakan rolünde. Diğer e, Millet İttifakı'nın bileşenleri de cumhurbaşkanı yardımcısı veya e, başbakan, e, şey bakan rolünde. Bir e, kadroyla e, birinci tura ve ikinci tura e, yani... Millet İttifakı'nın iki temel birleşeni İyi Parti Ay, ve çok CHP birlikte aday gösterirse Cumhurbaşkanı'na yakın fi, oyalarlar. Fiili parlamenter sistem. Yani geçiş daha sonra ikinci bir seçimden Peki, sonra. Şu şey konusunu adaylık konusunu biraz daha... Ben Dedim. bu çerçevede e, belediye başkanlığı adaylığının e, çok düşük olduğunu. Kılıçdaroğlu'nun aday evet. olmayacağını. Yani ben ihtimali. bu görüşümü ikisiyle de paylaştım. Ha siz Kılıçdaroğlu birinci birincil aday. Evet. Diğer iki ihtimali daha düşük Daha düşük görüyorum evet. İmamoğlu ve evet. Mansur Yavaş'ı. Peki e, Bülent Bey e, Meral Akşener'in e, Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz demesi, bu açıklamayı yapması Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimalini bir parça zayıflatmış mıdır? Yok ben öyle düşünmüyorum. Sadece Meral Hanım kamuoyunda işte biraz önce konuşuldu. Yani üçüncü bir formül olarak yani bu üç kişinin dışında başka bir formül olarak bu tür isimlerin gündeme getirilmesini ve tartışılmasının önünü kesip atmış oldu. Yani peşinen dedi ki, daha önceden Kemal Bey ile ilgili de açıklaması vardı, yani en doğal hakkıdır diye açıklaması vardı. Onun üzerine bu iki belediye başkanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamayla aslında Sınır, bir çerçeve çizmiş oldu. Sınırları çizdi. Çizdi. Üç kişi. Yani bunun dışındaki tartışmaları kapattı ve bu üç kişi üzerinden bir tartışma yapılacağının çerçevesini çizmiş olduğu. Ben böyle anlıyorum. Hayır, yani Kemal Bey'e karşı çıktığı. Sonucu çıkmaz buradan. Yani e, bu açıklama Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın, bu iki isim aday olsun anlamına gelmez. gelmez. Ama bu şu anlama gelir. Yani Millet İttifakı'nın e, en büyük e, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olduğunu düşünürsek e, oy tabanı olarak ve büyüklük olarak baktığımız zaman e, burada en fazla e, sözünün e, dinleneceği kişi lider olarak Meral Hanım bir kriz halinde yani bir anlaşmazlık <laughs> halinde burada bu iki kişinin isminden hangisi gelirse biz karşı çıkmayız diyerek bence ittifakı da güçlendiren bir açıklama yapmış oldu Peki ama şöyle bir sorun yok mu bu açıklamada Meral Akşener'in açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu hatırladığım kadarıyla biz belediye başkanlarımızın aday olmasını istemiyoruz onların bir dönem daha belediye başkanı olmasını istiyoruz. İmamoğlu ve Yavaş'a kapıyı kapatmıştı. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun kapattığı kapıyı Akşener açmış olmuyor mu? Nifak sokmak için sormuyorum. Sana gerçekten merak ettiğim için. Şöyle yani ben e, bu doğru. Kemal Bey de e, bunu söylerken yani ben belediye başkanlarının bir dönem daha kalmalarını istiyorum derken aslında onların kendi e, görevlerini motivasyonlarını kaybetmemeleri ve hani bu tartışmanın içerisine girmemelerini yani e, sımsıkı sıkı kapatılmış bir bir kapı değil mi kapı değil öyle olduğunu düşünmüyorum yani sonuçta e, Kemal Bey Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak aday olmak istiyorsa zaten iki belediye başkanı da partinin belediye başkanı olduğu için buna saygı duyacaklardır e, ama Kemal Bey kendisi aday olmazsa eğer Meral Hanım'ın bu söylediği bu iki kişiyle ilgili bizim bir itirazımız olmaz söylemi bence ittifakı millet ittifakını güçlendiren ve birçok tartışmayı da ortadan kaldıran bir açıklama oldu. Şimdi Onur diyor ki ne diyorsun tek ve ortak adayla gidilmesini öneriyorum demiş Akşener. Bu Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz anlamı niye itiraz anlamına gelsin Onur? Yani tek ve ortak aday niye Kılıçdaroğlu olmuyor mesela olamıyor? daha önceki... E olur da. canım ne olacak? O tek ve ortak aday Kılıçdaroğlu e, olamaz bunu, mı? Bunu, zaten Meral Hanım uzun süredir söylüyor zaten. Ortak tek aday ve olmalı, ortak adayla gidelim. Tek aday olmalı diye yani, uzun süredir söylüyor. Parti lideri olması tek ve orta Millet İttifakı'nın tek ve ortak adayı olması... Engel önünde, değil. Engel değil tabii. Artı orada bence demin Dursun Bey'in söylediği çok önemli bir şey var. Meral Hanım diyor ki yani parlamenter sisteme geçişte bir takım sıkıntılar, sorunlar olabilir. Ama sizin parlamenter sistemmiş gibi e, iktidar olmanızda bir engel yok. Yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı fiili başbakan gibi. Meral Hanım bunu söyledi mi? Tabii tabii, tabii, tabii bunu söyledi. Yani fiili başbakanmış gibi e, hükümeti idare eden konumuna gelebilir dedi. O zaman Dursun Bey'in söylediği gibi yani Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, Akşener Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben bunu kendilerine söyledim yani yüz yüze söyledim ki de değerlendiriyoruz. Sizin önerinizi yani. mi sahiplendiler acaba? Bilmiyorum ben. Yani daha bir, bir, <laughs> bir ay falan oldu bunu burada konuştuk. Evet. Ya yani o zaman iki, yani iki hafta önce de görüşmemizde eğer Kılıçdaroğlu, ifade etti Millet yani. İttifakının adayı olacaksa o biraz daha böyle bir sembolik Cumhurbaşkanı olacak. Aktif olan başbakan gibi olan da Akşener olacak. Artı o pardon o söyleşi de başka bir şey daha var. Diyor ki Seçilen Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesine gerek yok. Nereden? Ee, cumhurbaşkanlığı süresini tamamlar, tamamlar, devam eder. Parti Hatta baş... yani yeniden seçime gidip yeni bir e, şeye de gerek yok diyor. O yapı içerisinde bu sağlanabilir diyor. Peki şimdi yani, çok güzel. Buradaki tabii bu tartışmanın bence çıkış kaynağı e, toplumda şu belirsizlik ortaya çıkmaya başladı. Ya ne olacak yani parlamenter sistem diyorsunuz ama anayasal çoğunluğu sağlamazsanız e, bir kriz mi çıkacak Hayır bir kriz yok yani olmasa da fiilen ülkeyi biz yönetmeye devam edeceğiz diyor ve kendi tabanlı da diyor ki e, biz eğer bu sistemi değiştirmesek bile ben fiili fiilen Cumhur e, Başbakan olarak ülke yönetiminde söz sahibi olacağım diyor Tamam şimdi bu bu ikinci aşama olsun ee, ben Bu, e... Burada bir cümle daha ilave etmek istiyorum CHP e, yönetimi veya e, üyeleri diyor ki kendi elimizde başbakanlığı niye Meral Hanım'a <laughs> veriyoruz icranın başını filan e, tabi e, Cumhurbaşkanı'nın e, mevcut sistemde yetkileri e, sonsuz olduğu için Meral Hanım'ın etik dışı veya İyi Parti'nin etik dışı bir davranışı halinde anayasal yetkilerini kullanmaktan e, engelleyecek bir şey yok yani Dolayısıyla evet. anayasa değişinceye kadar yine cumhurbaşkanı anayasal yetkileri ee, her başkan, an bu işi başkan kontrol Başkan alacak bitti. Başkan Alabilir yani. Dolayısıyla böyle bir zafiyet yok özel diyorum. özel bir şey yapmasına gerek yok. Evet. Şimdi bakın e, öylesine bir noktadayız ki biz anayasada yeri olmayan bir makam uyduruyoruz. O makama bir siyasetçi oturtuyoruz. O siyasetçi anayasayı çiğneyeceğini beyan ediyor ve Türkiye'nin biz bu şekilde yürütüleceğini söylüyoruz. Böyle bir şey var mı? Siz oldu. Cumhurbaşkanlığı ne? hükümet oldu. sisteminde. Zafer Bey oldu Cumhurbaşkanlığı bu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde. 10 sene, sen öyle, yönetildik. E, 10 Cumhurbaşkanlığı sene öyle yönetildik. 10 sene öyle yönetildi. hükümet sisteminde bir hükümet kurulacak. Zaten Onun yani. içerisinde olmayan bir başbakanlık makamına bir kişiyi Peki vereceksiniz, 15... anayasa orada dururken yürütmenin başı sensin. Ya Zafer Bey, 2015, Osmanlı, 2017 2017 ya, 2010, 2015 seçimlerini ya. hatırlıyor musunuz? Nasıl Yanlış gittiğimizi? Yanlış olacak şimdi, neyse. Hayır hayır, de. Ee, 2015 yani nasıl 2015, 2015 seçimlerine nasıl aldım? gittik biz? Ya. Bakın 2015 seçimlerinde Başbakanı Cumhurbaşkanı aldı. tarafsız Bülent. olması gerektiği halde, Cumhurbaşkanı AK Parti'nin seçim kazanması için il il gezip miting yaptı ya. Bülent Bey fiili bir durum Siz yarattı yani. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde ben bir başbakan atayacağım diyorsun. Atamıyorsun. Hükümeti, yürütmeyi ona ver. Hayır, diyorsun. Cumhurbaşkanı yardımcısı canım. Adı Cumhurbaşkanı <laughs> yardımcısı. Cumhurbaşkanı yardımcısı evet. ne diyor? Birinci yardımcısı diyor. Evet. Birinci yardımcısı evet. yürütmenin başı olacak diyor. Hayır Dedim ki bütçe hazırlanacak Dursun Bey. Bütçenin altına kim imza bütçeyi atacak? Bütçeyi kim sundu onun şeyde adını, mecliste onun kim sundu Bütçe. Kimin sunduğunu bırakın yani Altında ki, kim? Cumhurbaşkanı yardımcısı işte. sundu. Mecliste karşı kim hesabını var? kim verdi? Altında kimin imzası var? Cumhurbaşkanı yardımcısı verdi. Alman kararlarının altında kimin Yok, imzası var? Sırf eleştirmek için. Mevcut durum da öyle. Size söylüyorum. Yok hukuk ne? Beyefendi burada. Beyefendi benim doğru söylediğimi biliyor ama doğru söylüyorsun diyemez bana. Ya hukukta yeri olmayan bir Hayır, şey. Hayır, hukukta yeri var. Cumhurbaşkanı yardımcısı, hükümet başkanı olarak bu e, Bakanlar konu toplayıp kararlar alıp sunamaz bir mı? Birbirinize olan güveninizle alakalı. Ben, olan güveninizle alakalı. Bakın, yani Eğer beni ülkeyi yönetiliyor Bülent Bey işte, Allah aşkına. Tam diyor. da bunu söylüyorum. Ya işte. bir de bakın. Siz şimdi İyi şunu, Parti ve hakikaten şunu söylemek lazım. Ya Ahmet Bey gelinen nokta şu. Mansur da olabilir, Ekrem de olabilir. Ya bu kadar önemsiz bir makam mı bu ya? fal bakıyoruz. Yani, Kemal Bey de olabilir. Hayır sorun Ciperman da olabilir. Şöyle söyleyebildim de Zafer Bey. Yani şimdi zaten biraz evvel söyleyecektim. Yani şimdi e, şeyin söylediği e, Mansur Yavaş veya işte e, Ekrem o, İmamoğlu da itiraz etmeyiz diyor. Demek ki başka beklentiler de var. Ben o zaman size Ankara'da konuştum. Ne bir demek tane bu, senaryo yani ya? başka birileri de olabilir <laughs> anlamda. Bakın yani bu, bu Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu bir seçenek. Üçüncü seçenek ama başka birileri de olabilir şeklinde anlıyorum olayı ben. Kılıçdaroğlu. Tam bir siyasi laf söylemiş. Bravo bakın oyun içerisinde oyun var ben size anlatayım. Şimdi mesela daha bundan üç gün önce Kemal Bey ile Meral Hanım görüştü değil mi? Baş başa görüştüler. Sizce o görüşmede Meral Hanım Kemal Bey'e ya siz de olabilirsiniz ama Mansur Bey de olabilir, Ekrem Bey de olabilir demiş midir? Ne demiş bileyim mi? ben ne de, de, demiş midir dememişim. <laughs> bence dememiştir. Nereden bileyim. yansıyan farklı Fa, şeyler bakıyorsun. var. Hatta ben size söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır seyahatinden rahatsız olduğunu Meral Hanım'ın da Kemal Bey'e ilettiği gibi yorumlar da var. Peki. Turis bilgileri de var. Bir dakika. Şimdi de, de, dememiş olmasından ne çıkarıyorsunuz? Şunu anlatıyorum. Bakın burada oyun içerisinde oyun var. Ben Meral Akşener'in henüz denklemden çıkmadığını düşünüyorum. Şu artık çok net. Yani bu görüşe katılmayanlar da var ama ben e, Sayın Akşener'in Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı olmadığını düşünüyorum. İyi Parti'nin bu adaylığı desteklemediğini düşünüyorum. İyi Parti'nin A planı bence Meral Akşener, B planı bu Rabbi Yesir olayıyla beraber bir kez daha ortaya çıktı ki Ekrem İmamoğlu. Bugün bakın biz biz, <laughs> biz iz takip ederiz. Ben parçalardan bütüne giderim. Şimdi bugün akşam 18'de Kemal Bey bir açıklama yaptı. Dedi ki kara kış fonu kurulsun. Bence etkili muhalefet budur. Yani siz bırakın tezkereyi şunu bunu. Dedi ki dar durumda olan bu kışın insanlara dedi hükümet dar yardım gelirdi. etsin dedi. Şimdi bakın Kemal Bey bu açıklamayı 18'de yaptı. Hemen şuradan bulacağım. Mansur Yavaş bu açıklamadan sadece 10 dakika sonra bir tweet attı. Enteresan bir şekilde bulamıyorum ama bulup göstereceğim size. Şuradaydı. Sanki bu çalışılmış. Kemal Bey bu açıklamayı yapıyor. Mansur Yavaş müjde veriyor. 600 milyon liralık kara kış fonu. Ankara'lıların hizmetine girecek diye. Ha ben burada şu sonuca varıyorum. Rabbi Yesir görülen yüzünde Ekrem İmamoğlu, Meral Hanım'ın B planı. Kemal Bey'in açıklamasının ardından Karakış Fonu'nu birdenbire hazırlayıp bütçeyi yapıp kamuoyuna açıklayan Mansur Yavaş'ta Kemal Bey'in B planı. Önceden önceden anlaşılmış olamazlar mı? Ya anlaşılır ama işte aynı uyum. Şimdi Mansur Yavaş... Niye Kemal... Ekrem İmamoğlu da ha, yapmıyor? Kafer bakın Şöyle Mansur Yavaş mi? Kemal Kılıçdaroğlu işte. arasındaki Şöyle... uyum... Bir de öbür tarafa bakıyorsunuz Meral Hanım'ın ablası bile Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde farklı şeyler görüyor. Bir de oradaki bir uyum var. Sonra Meral Hanım Rabbi o verdiği röportajda bakın o çok enteresan. Ne diyor? İstanbul seçimini diyor Canan Kaftancıoğlu aldı diyor. Kim diyor? Meral Hanım söylüyor bunu. Canan Kaftancıoğlu aldı. Canan, Canan Kaftancıoğlu aldı diyor. Asıl diyor başarı diyor büyük pay diyor Canan Hanım'ındır diyor. O çalıştı bu diyor. Bu da İmamoğlu'nu harcamak anlamına yok, geliyor. Yok, o anlama gelmiyor. Yani model diyor bu olmalı diyor. Biz İstanbul'u nasıl aldıysak diyor bu isimlerle diyor. Böyle almalıyız diyor. Orada da belli ki Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu arasında farklı bir mekanizma. Öyle istiyor. değildir. Bak Zafer Bey öyle hiç değil. Çok ilginç. Değil, 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 değil. Hayır ben bakın ben size ben size söyleyeyim. Bak, 18'de bilgi, Kemal Bey<> bilgi olarak yapacak söylemiyorum yapacak ama nasıl olmuş olabileceğini 18'de söyleyeyim. Mansur Bey Kemal Bey'in açıklaması olarak var. Olarak var. Diyor ki biz de i̇şte, diyor CHP. Bakın Kemal Bey orada şey Diyor ki sorun yok. Biz de nasıl yardım edeceğimizi bakacağız ve yardım edeceğiz diyor. Kemal Bey iktidarda mı değil ama elinde belediyeler var. Ve belediye başkanlarıyla bunu konuşmuştur. Tam İmamoğlu yani, niye diyor böyle bir şey yap? Belki yarın İmamoğlu da açıklama yapacak. Ya 18'de yapan açıklamadan dakika sonra Yavuz'un bu açıklamayı yapması bu, ikili arasında iyi bir diyalog olduğunu gösteriyor. E, Ahmet Bey diyorum. bu Rabb'i Yesir ile ilgili bir anekdot anlatmak ama. istiyorum ben bitirmedim. Zafer Bitirmedim. Ben bitirmedim. Ben bir bitireyim. Ya bakın buradaki Raffiye ile şey... ilgili nasıl bir anekdot anlatırsınız. Bir anlatayım. Anlatacaksınız? Peki. E, zafer Bey bitirsin. Ha. Ha, bu arada merak şunu ettim. da söyleyeyim. Mansur Yavaş'ın bu projesi doğru. Tebrik ediyorum. Bu projenin arkasında bir de Ankara'da bir kitre bebek skandalı yaşanıyor. Bülent Bey belki konuya hakimdir. Eee ben ne? Ben hakim değilim. Kitre bebek. Kitre bebek mi? Ya şöyle bir skandal var. Çok hakim Ankara'da. Tamamen Verik Gökçe'nin 100 liraya, 100 onun... liraya satılan bebekler var. Bunların, oyuncak bebek mi? Oyuncak bebek. Bunların tanesi 11 bin liraya Niye alınmış. Niye kitle diyorlar buna? Bilmiyorum ben detayını. Bülent Bey çok hakimmiş konuyu. O anlatır bize. Pilli bir şey mi? Yani 100-150 lira olan bebeklerin 11 bin liraya alındığı iddia ediliyor. <laughs> ha. Ee, ve hiç, şöyle hiç alakası yok Zafer Bey. Çıktı. Ha bir de diyorlar ki sonra şöyle bir savunma gelişti. Biz bunu altın suyuna yatırılmış bebek olduğu için pahalı diyorlar. Onun boynundaki kolye altın suyuna yatırılmış. Bu arada en Ankara'nın gözde kuyumcusunda 5 litre altın suyu da çok cüzi bir bedelmiş. Onu da ben söyleyeyim. Ben şey anlamadım. Yani burada Cumhurbaşkan bu adayından, adayından nereye Onun konumuzla ne ilgisi Konuyla var? Konuyla şu alakası var. Bir, Kemal Bey'e destek. iki bu kitre bebek olayını <laughs> gündemden düşürmek için Ankara'nın lehine hmm. güzel bir proje yapmış. Tebrik Tabii ediyorum. Bu kitre bebek işi Bunun, yani bu söylendiği gibi falan değil. Ben iddia Ya burada büyük bir iftira getireyim. var. Yani iftiraya atan Ankara'nın 800 milyon dolarını götürüp Anka Park gibi bir köprüye dönüştüren 600, 700, 800, zihniyet olduğu için 800, burada da artıyor. bir kendi yaptıkları yolsuzluğu, kendi Ankara'daki kötü yönetimini kapatmak için getirdikleri bir iftira. Bakın orada orada alınan bebekler sizin dediğiniz işte Melik Gök, Bey ben bir iddiayı gündeme getiriyorum, konuşulan şey. Tamam büyük şehrin bakın yani. bununla ilgili açıklaması var. E tamam, siz de onu söyleyin. Yani, ne var yani? Her hayır, kadar... rakamlarıyla ortada. Yani orada sizin dediğiniz kitre bebek işte e, oyuncakçıda alınan bebek falan değil. Tamamen bu yani bebek el... işini kapatalım. Hayır hayır, el ürünü olarak yapılan ve tamamen sanatçıların yaptığı. Tanesi 11 bin lira mı? Bakın sanatçıların yaptığı, uzunca bir süre emek verdikleri, e, oluşturdukları bir emek karşılığı Bahanesi ortaya bin çıkan bin bir. Ya Sonuçta, sonuçta bebeğ dönüşte... niye belediye almış ben onu anlamadım böyle bir Ona bakmayın için. ama 11 1 bin liraya bebek niye hayır, almış? Hayır. Bebek bebeği, almıyor, bebek almıyor. Bir kent müzesi açılıyor. Bu kent müzesinde o ilçenin e, kültürünü yansıtmak için oradaki sanatçılara Yaptırılan el ürünlerinden bahsediyoruz. Tamam, ben yani 11 bin. Bakın bebek yaptırmışlar. Ya bu, 11 bin. Bu olayı yani tamamen bu. çarpıtmak ve küçümsemek anlamına 11 gelir. bin lira değil mi Bey? Ya sadece bir bebekten mi bahsediyorsunuz? Orada yapılan, bakın o kent müzesiyle ilgili yapılan bir e, sürü şey peki, var. Tam, el, ama ürünler. Tamamen, el ürünü ürünler ha, yani. Tamam. Ya tam, yoksa markalım bu işten mark, şey, alınmış bir bebek tamam, değil. Bırakalım, Bırakalım bu işi. Söyledim, Melih Gökçek. Şey, şey, ben, şimdi şu mevzu Ahmet Bey dediğim gibi burada Mansur Bey, Kemal Bey'in bence B planı, Ekrem İmamoğlu da. Meral Hanım'ın B planı tam bir uyum falan söz konusu Süper değil mi? abi yani çok güzel özetledin bence. Perde arkasındaki evet. dönenler bunlar. Ha bir de şu konuşuluyor. Özgür Demirtaş değil sadece. Eski bir yüksek yargı mensubunun da Millet İttifakı'nın adayı olabileceğine dair kulisler ha Haşim Bey Haşim Kılıç'tan bahsediliyor. hemen herkes biliyor. Dün, dün borsayı işte Aziz Sancar ve Uğur Şahin'e kadar götürenler olmuş. Yani bu böyle devam edecek. 12 Eylül'le süreçte Türkiye'de biliyorsunuz darbenin sebeplerinden birisi de Abdullah Gül de var. Cumhurbaşkanlığını seçememekti. Doran, Orada meclisteki Dor o Do Do Doran Acemoğlu'nu da duydum. Doran Acemoğlu. Ben Doran Acemoğlu. Ha Daren. Ağmen Ahmet Bey. Beşe Daren. Daren Şimdi biz bu yerel seçimlerden önce Mansur Bey ile beraber Rabbi Yesir'i mi anlattı? Evet evet. Meral Hanım'a gitmiştik. Eee o İmamo, Sayın İmamoğlu'nun adaylığı daha yeni Gündeme gelmiş ve adaylığı konuşuluyordu. Aday gösterilecekti. İstanbul'a? İstanbul'a. Kiminle gittiniz? E, Mansur Bey'le beraber gittik. Mansur e, Bey aday mıydı o zaman? Mansur Bey'de aday göstermesi artık parti tarafından karar altına almıştı. Ne işiniz var sizin Mansur Bey'le? Ben Bey... Mansur Bey'in avukatıydım. Beraber e, Meral Hanım'a gittik. Bu soruyu sorabilir miyim? Mansur Bey'in avukatı mısınız? Evet. Peki. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi Resmen de avukatı. <laughs> şimdi Meral Hanım orada. Daha henüz ortada bir seçim yok. Ekrem Bey ile ilgili de kamuoyunda ya nereden çıktı, işte kazanabilir mi, karşısında Binali Bey var, böyle güçlü bir adayla giriyor gibi tartışmalar çok kamuoyunda yer alıyordu. Ee, Meral Hanım bana döndü dedi ki, ya dedi sizin dedi CHP'liler dedi çok inanmıyorlar dedi Ekrem Bey'in kazanacağına. Ancak o anlattığı şeyi söyledi dedi ki benim ablam dedi onun yüzünde bu var. Rabbi Yesir var. Rabbi, Rabbi Yesir var. Ve bu göreceksin. Bu adam kazanacak diyor dedi. Ee, Ekrem Bey kazanacak dedi seçimi. Yani ben e, bu yerel seçimlerden önce. Bu hikayeyi bir şeydi. duydum diyorsun. Hikayeyi duydum. Yani bugün Meral Hanımın konuştuğu, söylediği bir şey değil ya. Yani. Peki. Çok bu ama şu ortamda bu tartışma alevlenmişken tekrar söylemesi bence manidar. Hayır. Şimdi Zafer Bey'in dediklerine katılıyorum. Yani A planı belli. Biraz önce söyledik. İkisinin de B planı farklı olabilir. Biri İmamoğlu, biri Mansur Bey olabilir. yani. Siz de diyorsunuz ki he, hepsi, hepsi CHP'li, benim e, için evet fark yani. etmez. Dolayısıyla <laughs> bizim için <laughs> okey yani bir sorun Çok yok. enteresan değil evet. mi? Şimdi Meral Hanım MHP'den eskiden milletvekili, İyi Parti Milliyetçi tabanı hitap ediyor. Mansur Bey öyle ama enteresan bir şekilde Meral Hanım'ın gözdesi Ekrem İmamoğlu, Kemal Bey'in gözdesi. Mansur yavaş yani nasıl bir kavga var ki orada? Nasıl bir kavga ki? değil canım, yani, Size yani millet İttifakı'nın gözdesi evet. bence sonuç buraya geliyor. <laughs> <laughs> seçim <Sonuç> kazanmış <laughs> Ya bu, bu açık şeyi, da belli olsa bu tarz şeyi soruyorlar. Da daha seçim Rabbi Rab esir ne demek diye soruyorlar. Aslında Rabbi esir bir dua yani. Sizden iyi bilen çıkmaz burada. E, bir duadır yani e, Allah'ım e, kolaylaştır... Kendine güç vermesi anlamında yani Kolaylaştır. Yani bir de. duadır böyle hani yüzünde rabbiyesir gördüğümün e, literatürel anlamda hiçbir karşılığı, karşılığı yok. Halk değişidir bu, Anadolu değişidir. Hani Gözleri Vel Fecr okuyor denir mesela. Vel Fecr bir aslında yani surenin var, başlangıcıdır. Yani yüzünde Rabb'i esir gördüm diye ilk defa Yok, vardır. Var mıdır? Yüzünde Rabb'i esiri silinmiş derler. Yüzünde Rabb'i esir gördüm derler. Yani ikisi de söylenir. Öyle mi? Gözleri Vel Fecr okuyor denir mesela. Vel Fecr de Kur'an'da bir ayetin giriş bölümüdür. Yine onun manasıyla da bir ilgisi yoktur onun. Öyle bir Anadolu tabiri yani. Anadolu'da böyle tuhaf garip tabirler vardır. Ya ben bunu söylemiş bir, olalım. Önemli bir ilahiyatçıyla konuştum. O bana yani bu işin aslında anlatması Benim aslında, söylediğimin dışında bir şey söylemiş olması lazım. Diyor ki doğanın devamı da var diyor. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla sonuçlandır. Hayır var. Rabbi temmin bil hayır. Şimdi burada evet. kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla sonuçlandır. Yani bu üçü de bence bir yerlere mesaj. Yani İne <laughs> bey e, kripto okur gibi okudu yani abi. Hakikaten öyle. Zafer <laughs> bugün var ya. Hakikaten öyle. Ama. Şimdi <laughs> evet. Size mantıklı geliyor mu? Yani burada hem Ekrem İmamoğlu'nun ismini söylüyor. Ya Rabbi Yesir görüyoruz onun yüzünde diyor. Daha önce de Fatih'e benzetmişti. İşat'ı Türkiye götürenler de var. Yani ben Ekrem İmamoğlu'nun yerinde olsam meşhur söz var ya şey uçmaz müritler uçurur. Yani adam haklı. <laughs> ya bu kadar ben olsam ben Ama de havaya girerim yani. Girmemesi imkansız. Ekrem ihtensiz. Bey de bugün demiş ki ben bu tartışmaların dışındayım. İstanbul'a İzmit. <laughs> o da haklandı. Ya biliyorsunuz yani. değil mi? Bak Atatürk'e benzeterek başladılar. Sonra Fatih Sultan Mehmet oldu. Bugün bu oldu. Bir de tabii o duanın tamamını okuduğunuzda orada mesaj var yani. Zorlaştırma. Subliminar mesela. Zorlaştırma. Kim zorlaştırmasın? Kolaylaştır. Kemal Kılıçdaroğlu. Hayırla sonuçlandı. Daha Kemal Kılıç ama o dua Allah'a yapılan bir dua. Son yani. kısmı Allah'a yapılan <laughs> dua ama zorlaştır ve kolaylaştır. Bu arada Zafer Bey, Melih Kökçek de geçmiş dönemde 12 kalem oyuncağı 916 bin TL para ya Ya abi keşke ne olur bunu da Melih Gökçe keşke mazeret, bunu da dile getirmiş yani, olsaydınız. Mazeret Ama bakın tutmaz. Hayır. Geçmişte kötü olduğunu şöyle, söylediğiniz bir şeyi bugün siz yaparak siz hayır. yaptığınızı itiraf etmiş oluyorsunuz. Elma ile armudu şey karıştırıyorsunuz. Ha, İkimiz farklı bir şey söylüyoruz. Ben yani. elma diyorum ha, siz armut diyorsunuz. Hakikaten gerçekten e, ama ilgilenmiyorum, arkadaşlar orada e, elemeyi ürünü var. Siz onu yatsıyorsunuz, e, onu yok sayıyorsunuz. Siz sabah akşam dinozor edebiyatı yapıp da 11 bin liraya küçücük bebek alırsanız, bunu da altın suyuna yatırdık derseniz, işte bak, o, işte o ça sıkıntı. Karpıtıyorsunuz i̇şte Zafer Bey. Ya yani. 11 bin lira değil mi bebeğin tanesi? 11 bin lira diyorum ama bak ha. orada bir elemeği var. İnsanlar oturuyor o bebeği yapmak için günlerce ben emek şey söyleyeyim veriyorlar. Söyleyeyim mi, 46 sizin 11 bin liralık bebek, ben hayatımda ilk defa Yani durur. hakikaten israfı önleyeceğiz deyip de 11 bin liraya bebek e, siz almak. Siz gördünüz mü peki? Keşke, Görsen, girip, keşke ben pazarına o anca gidip uzaktan bakarım. 11 bin keşke, olur bebek mi olur? ya? Bakın, yani? e, küçücük bebeğe 11 bin Artı, artı, bebeğe. artı bebek alımı yok yalnız. Orada da bir yalan var. Bebek şey alımı yalan. yok. Peki, peki. Orada ya. Sadece o kültürü, arkasında... o kültürü yansıtan, e, oradaki karakterleri yansıtan e, yapılan e, bir sanat eseri var. Olaya böyle bakarsanız, bebek diye küçümserseniz. Tabii ki e, milletin bu konudaki algısını değiştirmek için bunu söylüyorsunuz ama Peki. Ya, bu doğru değil ya. Yani. Bak ben bir şey söyleyeyim size. Lütfen şundan vazgeçin ya. Milletin algısını değiştirmek, bilmem ne yapmak. Söylemeyelim ya. Allah aşkına. Yani siz her ama şeyi yalan söyleyeyim. konuşmamak lazım Zafer ya, Bey ya. Siz, ya bebek. Ya bebek, lira bebek ama. değil işte diyoruz sana. 11 bin lira değil. Ya mi bebek tanesi? değil, bebek değil. Bakın bebek dediğiniz şey bebek değil. Tamam sanat oradaki, eseri. Tanesi 11 bin lira. Oradaki bakın, değil oradaki ya. Şimdi, evet sanat eseri. Bakın sanat en eseri eminim. tabii ki. Şimdi e, birçok yerde. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı e, liderlerle ilgili mumyalar var. Siz bu mumyayı bebek diye ya da e, alınmış bir şey diye gösterebilir misiniz? Ben Orada bir emek ben, yok mu? O zaman şunu söyleyeyim. Madem belediye başkanı güzellemesi yapacağız. Ankara'da Etimeskut Belediye Başkanı Enver Demirel bir park yapmış. Muhteşem heykeller. Ahmet Bey siz de Allah aşkına bir Ankara'ya gelin görün. Türk Tarihi Müzesi yapmış. Sayısız heykel var. Heykelleri kaç liraya mal etmiş? Keşke bağlansa, anlatsa. Orayı gören herkes hayran oluyor. Öyle söyleyeyim. Peki. 11 tamam. bin lira değil rakam yani. Ben gördüm Öyle onu gördüm. Gördünüz videosunu mi? gördüm. Orada Gördünüz yapılan... Mi? Videosunu gördüm çok beğendim. Oradaki yerel halkın e, görüntüsünü göstermek için yapılan maketleri... E, yani sanatçıların yapmış olduğu maketleri böyle bebek diyerek sanki bakkaldan oyuncaklar tamam, almış gibi. Ama ya bu bakın, konuyu kapatabilir miyiz? miyiz? doğru değil söyle, ama ben burada yapılan şey ne biliyor musunuz? Bakın ben şunu söyleyeyim. Orada yapılan Anka Park'taki yolsuzluğun üstünü kapatmak için böyle ya bir şu, algı çalışması yapılmış. Ya Melih Gökçe'yi gündem dışı bırakabilir miyiz arkadaşlar Ama Lütfen. şimdi şöyle bir haksızlık var. Ya ben diyorum ki Mansur Yavaş iyi bir şey yapmış. 600 milyon liralık Karakış fonu oluşturmuş. Tebrik ediyorum. Doğru yapmış diyorum. Oraya bir şey söylemiyor. Bebeğe taktı. Niye bu kadar taktı? Bak, Niye Mansur bebek... Yavaş lehine... Algı operasyonu yapıyorsunuz. Ya lehine söylüyorum. Niye algı operasyonu Güyorum yapıyorsunuz ki hakikaten lehine? Yani önemli ya bir şey. bebek üzerinden, şey. bebek üzerinden yolsuzluk çağrısı yapıyorsunuz da, iması yapıyorsunuz da ona karşı çıkıyoruz. Peki Vallahi tamam. Allah, Orada ben yapılmış be, bir yolsuzluk yok yapmıyorum. yani. Konuşulan bir iddiayı gündeme taşıyorum. Bu kadar basit yani. Bu alınmayın ama yani. Ben, siz ben de, herkese her şeyi söyleyeceksiniz. Siz bir, bir şey ama söylendiğinde... Ya söylediğiniz şey bir gerçek bir olsa yapmayı. hiçbir şey itiraz etmeyeceğim ya ama doğru değil yani. Ben gerçekten gördüm işte 11 bin liraymış bebeğin tanesi. Ya siz duyduğunuzu söylüyorsunuz. Ya siz kimden 11 bin lira değil Kim? diyemiyorsunuz. Ya siz kimden duyuyorsunuz? Melih Kökçek'ten duyuyorsunuz. Öyle mi? Evet. Şimdi onu da mı gördünüz? Ben Melih Yani iki aydır konuşmuyorum ya. Ya fark etmez ki i̇ki onun aydır yayın organları sabah akşam bunu söylüyorlar. Ama doğru değil yani gerçeğe aykırı. Ha ama şimdi bana iftirayı attınız. Ben bunu Melih Kökeçek'te konuşarak söyledim ya bana iftira ben... attınız değil mi? Ya konuşarak demiyorum duyduğunuzu kaldı. Ki. ama Melih Gökçek'ten duyduğunuzu söylüyorsunuz. Söylüyorum söylüyorum. Yani. Melih Gökçek benim sevdiğim, saydım, değerli bir insandır. Onunla da görüşebilirim. Bu bir suç değil. Siz Mansur Yavaş'la nasıl Meral Hanım'ın evine kadar gittiğinizi bu evine bir suç değilse Evine gittik, demedik Genel merkeze Genel merkeze gitmek suç değilse benim Melih Kökçekle görüşmem de suç değil. Hayır, suç değil yani tabii ki. Ama Melih Melih Gökçek'in yapmış olduğu şeyleri kapatmak için de böyle bir bebek üzerinden yaratmış ya, olduğunuz şey algıya karşı ya, çıkıyorum ben. Ya kimsenin Melih Gökçek'i konuştuğu yok. Mansur Yavaş'ı konuştuğu yok. Yani ben bu olabilir diyorum bir gazeteci olarak diyorum ki ya bunu da gündemden düşürmek anlamı da taşıyabilir diyorum ama diyorum yaptığı şey doğru 600 milyon olarak Ankaralı'nın lehine olacak bir faaliyeti doğru diyorum. Peki bakın doğru Yani bu doğru, kadar şeyi yapan bir insan eğri gidip orada diyorum. gidip orada 11 bin liralık e, işte sizin iddianıza göre aslında maket olan ama sizin iddianıza göre bebek olan şey üzerinden mi yolsuzluk yapacak? Ben Bu kadar mı düşecek? yapacak ya. demiyorum. Bir, ikincisi 11 bin lira olduğunu siz söylediniz. Bir Ankaralı olarak eğer o malzeme sanat eseri de olsa, Da Vinci'nin eseri de olsa şu ortamda 11 bin lira verilmişse... Ben bunu vicdanım kabul etmez. Bak, bir kend, için bu kadar. Kent, da Vinci eserine verilir abi bir e, dakika. benim, açımdan bir <laughs> önemi yok. Bir bebek, Madem resmi, bebek resmi 1 milyon dolara satılıyor Ankara yani. Ankaralının parası 11 bin lira küçücük bebeklere altın suyun yatırım bebeklere verildiyse ben buna, yani, yani, bak, buna bak, itiraz ederim. Tabii ki buna itiraz etme hakkınız var. Eyvallah tam burada bitirelim. Ortada bir bebek Bey, yok yani uzatarak, alınmış bir bebek ben uzatarak, yok. Ben yemin ediyorum uzatarak, birazdan Cumhurbaşkanı adayı bebek diye açıklayıp kit içine hayır, Kitre bebek. Ortada bir bebek yok yani. Peki çok teşekkür ederim. Oradaki yere halkı yansıtan maketler var. Bitti mi gidiyor muyuz? Ortada bir bebek yok. Ortada gazetecilere yapılan saldırı yok. Ortada hiçbir şey yok Bülent Bey tamam. Tamam. Hiçbir Gazetecilere şey saldırı nereden çıktı ya? Neyse ben konuşmak istemiyorum artık ya. Hakikaten çünkü yani bu yani. Ya Bugün bir, var ya fıkrayı bir, bir yarım isterim. bırakıyorsun. Hayır. <laughs> tamam hayır, mı? Hayır bakın. İddiayı yani. yarım bırakıyorsun. Ya herkesin, ya herkesin bildiği bir şeyi söylüyorsunuz yok algı oluşturuyorsun yok bilmem ne yapıyorsun ya böyle bir şey yok ya. ya gerek da yok Zafer Bey. Hafta nasıl? sonu gidin Bey Pazarına görün yapılan şey bebek mi başka bir şey mi ya? Ondan sonra da gelin burada konuşun yani. Ama tamam, görmeden tamam. görmeden tamam. bilmeden, ben, bilmeden ben bu konu sadece belli bir kanalda sürekli sabah akşam yapılan karalamaları buraya taşıyorsunuz <laughs> sanki olmuş gibi. Bu doğru değil. Buna itirazım var yani. Peki be, beyler burada evet. kapatalım mı bu konuyu? Peki. Çok... Ya ama bakın şimdi bu belli bir kanal, belli bir şey kardeşim. Bunlar Belli bir kanalda bu ülkede var, Melih Gökçekte de bu ülkede var. Onlar da bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı, birinci sınıf medya organları bunu kabul edin ya. Biz yok demiyoruz bunu zaten. Kabul edin. Belli bir Biz kanal, yok demiyoruz belli zaten. Bir Onların yaptığı şeyleri eleştiriyoruz. Krassöre. Algının kralını kimin oluşturduğunu sosyal medyada ben biliyorum. Bana hiç anlatmayın. Binlerce troll birazdan evet. saldırıya geçer. Zafer Biz Bey. Biz biliyoruz. Zafer Bey. Yani bir Çok bir uzak her değil ya. ya. Siz eminim ee, yani Mansur Bey'in yarattığı bir kenttir Beypazarı. Gidin Beypazarı'nı gezin. O Kent müzesinde ziyaret edin. Orada yapılan şeyleri görün. Peki, Gerçekten tamam. emek ürünü müdür değil midir? Sizin dediğiniz gibi Beypazarı, e, oyuncakçıdan mı alınmıştır? Bakın, Beypazarı bir bakın yani. Dediğinizde orada şöyle bir ifade görürsünüz. 1400'lü yıllarda Osmanlı savaşa çıktığında Beypazarı'ndan 10 bin asker gider. Beypazarı öyle tarihi bir yerdir. Kesinlikle Beypazarı tarihi ama bu tarihi yavaşın yarattığı bir yer değil. Ama bu tarihi yaratan ortaya çıkaran Beypazarı, da Ankara'nın tarım başkentidir. Ya Zafer Bey Beypazarı bu tarihi ortaya çıkaran da Mansur Bey için... yani buradaki emeği niye inkar ediyorsunuz? Meşhur yani? böyle doğal hayatıyla, yabani hayvanlarıyla, milli parklarıyla Beypazarı Z Mansur Yavaş'ın yarattığı bir Zafer yer. Zafer Bey değil. bir sıralama yapsın. Demişim. Adaylar kim Millet İttifakı'nın? <laughs> Ama yani hakikaten esasa gelelim. Yani. Bir yani. söyledi sıralar. ama söyledi. A planı B planı diye söyledi. Çok güzel formül. A İlk planı söyle bitir. Yani o ben Hayır, bitirdi. Meral Hanım'ın A planı, Kılıçdaroğlu'nun yani, B planı. Tamam işte iki tanesinde A'larını B'lerini koydu. Ama yani Millet İttifakı'nın planı ne? Yani diyor ki A planı B planı o güzel formüldü. Gerçekten ben de e, çok tuttum. Fakat e, bu üç isimle ilgili bir sıralama yaparsa evet. Millet İttifakı'nın muhtemel adayı Öncelik yani, sırasına göre. Öncelik sırasına göre hangileri olur? Valla şimdi Kemal Bey. Bir bak, gazeteci gözüyle gerçekten. Ben bunu baştan beri söylüyorum. merak ediyorum. Bak bakın ben Kemal Bey'i ben en güçlü aday olarak görüyorum. birinci sıraya. Tabii tabii, Kemal Bey bence iki mevcut şartlarda en güçlü aday. Ama evet. Ekrem İmamoğlu'nu ben öngöremiyorum. Yani Ekrem İmamoğlu e, bu işi bırakmayacak gibi geliyor ve Meral Hanım'ın da desteği Ekrem İmamoğlu'ndan yana olduğu için ben orada yani İmamoğlu üzerinden çok farklı şeyler gelişebileceğini düşünüyorum yani bir kaos mu mesela bir kaotik yani, bir durum mu? Eğer Kemal Bey ikna edemezlerse ya da Kemal Bey o da olmasın bu da ol. Ya bakın şu, şimdi şu da var Ahmet Bey iki tane genel başkan var Kemal Bey ve Meral Hanım genel başkanlar eğer kendileri değil de bir belediye başkanına aday yaparlarsa kendi kendilerini siyasetten emekli etmiş olurlar çünkü o aday hangisi olursa Mansur Bey ya da Ekrem Bey %50'ye yani yakın, bizim, bizim i̇şte %50 yakın bir oy alacak. Bizim tezimize destek veriyor. İşte bakın %50'ye yakın bir oy alacak. E şimdi siz seçimi kazanamasa bile %50'ye yakın bir oy almış adam Mansur Yavaş der ki ben genel başkan işte adayım. İkisi de Kılıçdaroğlu'nu Kılıçdaroğlu birinci şey, sırada gelik, koyuyorlar. Öncelikli koyuyorlar. Evet. Sizin dediğiniz de aynı şey. Belki bu nedenlerle yani. birinci sıraya koyuyorlar e, çarp, çarp. öncelikli <laughs> olarak. Peki e, bir kurmay gözüyle baktığınızda bu tartışmalara. Yani buradan böyle e, kolayca Benim, Ben hangi... Bana gözlük kalmadı. Ne bak <laughs> hangi açıdan bakacağım çok merak ediyorum. Soracağım. <gülüyor> 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 buradan kolayca bir çıkış görebiliyor musunuz? Nedir yani buradan yani ben, çıkabilir mi bir aday? Ben adan? kolay, kolay karar alınacağını sanmıyorum. Konuyla ilgili büyük ihtimalle bu iş... Yani seçim arifesine, yani seçim arifesine geldiğinde ya da kim olacak arifesine geldiğinde bu kadar kolaylıkla e, aday götüreceklerini sanmıyorum. Yani e, hem İmamoğlu'nun, hem e, Mansur Yavaş'ın, hem de Kılıçdaroğlu'nun. E, yani çünkü orta, ortada e, farklı tartışmalar ortaya çıkabilir. Yani farklı tartışmalar gündeme gelebilir. Bu kadar rahat olacaklarını sanmıyorum. Ben, ben de. çok daha çettefirli bir şeyler bekliyorum ama e, belki hiç görmediğiniz, yani hiç tahmin etmediğiniz bir isim de çıkabilir. Ama Özgür Özgür e, gibi değil, yani Özgür Demirtaş gibi değil. Yani siyasetin içinden... Farklı bir isim çıkabilir diye değerlendiriyorum çünkü S dengeler onu gerektiriyor. Sürpriz, yani bu biraz da sürprizleri de ihmal evet, etmeyin diyorsunuz. Bu, bu biraz da şeye bağlı. E, şey, sayın e, daha doğrusu İ Parti'nin e, alabileceği, yükselebileceği oy oranına bağlı anketlerde bu, bu çok etkileyebilir e, şey. Evet ben de aynı kanatım yani şöyle diyorsunuz çok iyi anlıyorum tamam ortada üç aday var e, fakat bu üç adaydan birinin aday olarak e, belirlenmesi çok kolay iş değil. değil. E, o kadar kolay iş değil ki sürprizlere de hazır olun. Evet. Değil mi? Yani evet. özeti bu evet. söylediğinizin. Enteresan bir yaklaşım. Tamam aynı kurmay bakış Yok, açısı. Ben kurmay değilim. <laughs> ben ancak şey normal <laughs> kutu subayı gözüyle bakabilirim. Siz de, <gülüyor> <nasılsınız>? <gülüyor> <gülüyor> ne bakış açısı vardır? Fıkıh mı anlatayım? Operasyonel bakış açısı diyor. Ben şöyle <laughs> evet. söyleyeyim. Ben e, hatırlarsanız hani lisede şimdi okutulmuyor galiba. Çok özür dilerim. Gerçekten he, he her birinize teşekkür ediyorum. Estağfurullah. benim e, bu konuyla ilgili perspektifimi e, o min belirlenmesine çok büyük bir katkı sundunuz. Şimdi daha rahat bakabiliyorum, görebiliyorum. Yani ne olabileceği ne olabileceğini. Para parça edeceğim. <laughs> Hadi bakalım o zaman. Ya şimdi, Acele etme diyorsun. E, felsefe dersi vardı bize Felsefe dersinde o dersin tam şey bölümünü hatırlamıyorum. Tam orası ne hangi anlama geldiğini hatırlamıyorum. Çok zaman geçti aradan. V veya'nın felsefedeki derecelendirmesi diye bir kavram vardı, bilir misiniz? Yani V2 koyduğunuzda sonra geleceğinin e, anlamı bellidir. Veya dediğinizde anlamlar bellidir. Şöyle yani, yani V dediğinizde iki tarafın da birbirine uyumlu doğru olması evet. lazım. Veya dediğinizde farklı olabilir. Farklı olabilir. O tam o ders ya yani o bölümün evet. ismini hatırlamıyorum. Nereden çıktı bu şimdi? Şimdi geleceğim. Bugüne kadar konuşulanların içinde siyasetçiler ya V'yi kullanıyorlar ya da V'yi kullanıyorlar. Akşener ne demiş? <laughs> Şimdi bakın e, Akşener'in konuşması içinde hiç Kılıçdaroğlu ile ilgili V eki yok. Doğru. Hiç yani, V eki yok. Bu son, yani o son açıklaması v... şöyle. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği takdirde biz hayır demeyiz. Tamam. O yüzden söylüyorum. Orada İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve ekiyle veriyor. Orada Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yok. hiç yok. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu ismini hiç zikretmedi. Zikretti. Zikretmedi. Yok. Bey destekleriz. En, doğal hakkıdır dedi. O, bak o doğal hakkı demesi farklı bir şey. O onun doğal hakkıdır. Ona karışmaz. Ama destekleyeceğim lafını söylemedi. Yani, o tabii ki kendini aday gösterebilir. Hiç destekleyeceğim tabiri. Destek tabirini kullanmadı. Hatta profil koyarken e, Meral Akşener nasıl bir cumhurbaşkanı olması gerekiyor dedi, dendiğinde kazanabilecek bir cumhurbaşkanı adayı dedi. tamam, Kemal Kılıçdaroğlu da pekala kazanabilecek aday bugüne kadar, statüsünde. Bakın, bugün, bakın şöyle devam edeyim şöyle. Normalde etik olarak İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili normalde İyi Parti'nin tek kelime etmemesi lazım. Neden? İkisi de CHP'nin e, belediye başkanları. Ve bu belediye başkanları ile ilgili Sayın Kılıçdaroğlu bir kelime kullandı. İkisinin de bir dönem daha devam etmesini istiyorum dedi. Kalmalarını istiyorum dedi. Onların oku işe konsantre olmalarını istiyorum dedi. Siz bunun arkasından ısrarla İyi Parti'nin olmayan ama CHP'nin e, şeylerine belediye başkanları ile ilgili ısrarla söylerseniz aslında herkesin kendisine göre bir oyun planı olduğunu gösterirsiniz. Şimdi işte o yüzden ve veya ekine özellikle kullandım. Ben size söyleyeyim mi? Özellikle Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'ın adının zikredilmesi şey tarafından, Kılıçdaroğlu'nun da aday olmaması için kullanılmış olan bir metottu. Ben, benim e, görüşümü soruyorsanız, ben üçünün de aday olmayacağını düşünüyorum. Ne Kılıçdaroğlu'nun, ne Ekrem İmamoğlu'nun, de Mansur Yavaş'ın üçünün de üstü yok bence. E, İsmail Hakkı Pekin'in söylediği gibi bir sürprizin mi çıkacağını? Sürpriz bakın sürpriz de şöyle gideceğim. Sürpriz de öyle gideceğim. Şimdi şu ana kadar ki olan Peki şöyle mi olacak yani? Şimdi şunu anlıyorum ben. Meral Akşener'in durduğu yerden baktığımızda Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapı aralamadığını görüyoruz. Ben ar bakın, tamam. aday gösterebilir. Ama onun kazanacak aday olmadığını düşünüyor. Tamam. Söylemleri ve e, şeyleri. İkinci cümleme geçelim. notlarıyla söylüyorum. birinci birinci şey bu. Peki. Güzel. İkiye geçelim. E, Meral Akşener, İmamoğlu ya da Yavaş'a hayır demem dedi. Niye o ikisinin de olmayacağını Çünkü düşünüyorsunuz? Eğer bakın, onun adayı gösterebilmesi için önce... Ona da Kılıçdaroğlu'nun evet demesi. Evet lazım. demesi lazım. Çünkü onların e, adayı. Yani on, pardon onların belediye başkanı. Zaten o da diyor Kılıçdaroğlu bu arkadaşlardan birini aday gösterdi. Ma, şimdi bu lafı söylemezsiniz artık. Yani etik olarak söylemezsiniz. Neden etik olarak söylemezsiniz? Çünkü Kılıçdaroğlu bunlarla ilgili hesabı kapattı. Siz bu hesabı hala sürdürüyorsanız sizin de bir stratejiniz vardır. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla masada bir strateji var. Ve Meral Hanım'ın ben başbakan olacağım dediği halde ben e, ee, Cumhurbaşkanlığı adaylığının dışına çıktığını düşünmüyorum. Çıktığını hiç düşünmüyorum. Neden? Sayın Komutanım söyledi çok doğru. Bence iki senelik performans herkes bekleyecek. Ha, o partinin alacağı anketlerdeki İYİ Parti oyu. İyi Parti'nin alacağı oyu nereye gidecek? İyi Parti kendisini nerede görecek? CHP nereye gidecek? HDP'nin pozisyonu ne olacak? O nedenle de şu anda söylenen adayların Çözümsüzlük üzerinden gitmesi çok doğru. Bütün rakipler önceden birisinin çıkmaması, çıkacak hal, e, rakiplerin e, yıpranması için uğraşıyor. Ben bu lafı çok da belki hepinizin tanıdığı bir insanla otururken e, dinlemiştim kendisinden. Yıllar önce, e, demin de ismi geçtiği için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı'na bir gün, 5-6 e, yıl önceydi galiba. Yılmaz Büyükerşen'le. Yılmaz Büyükerşen'le e, oturup sohbet ettiğimiz sırada, bir hikaye anlattı bana. Daha doğrusu gruba anlattı. Beraber olduğumuz <laughs> e, bir yaş grubunu anlattı. Yıllar önce e, biliyorsunuz aday e, Cumhurbaşkanı adaylığına ismi geçiyor. Geçiyordu evet. İsmi geçiyor. Dedi Ecevit ki, hatta adını zikretmişti. Ha, şimdi şöyle. İsmi geçiyor. İsmi geçtikten sonra diyorlar ki, kendisine de söylüyorlar. E, tabii sonuçta bir hoca. Aynı zamanda siyaset de biliyor. Birçok e, oluşumları da biliyor. Bana söyleyince diyorlar. Ben olmayacağım arkadaşlarıma söylüyorum. Demişler ki nasıl yani? Senin demişler iki ismini söyledi. Siyasette bu kadar erken açıklanan isim seçilmek için değil, seçilmemesi için aday gösterilir dedi. dedi. Bu kadar bu, erken söyleniyorsa. Bu kadar erken söyleniyorsa bir ismen isim seçilmesi için değil, seçilmemesi için söylenmiştir. Ve gerçekten de diyor. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hayatımda yaşadığım bütün olayların her birini yaşadım. Ben siyasetin için değil ama siyaseti okuyan insanların çok hikayesini denedim. Bu olayın içinde de gördüğüm şey tablo, bazen öne çıkartılması için söylenen üsluplar ve diğerleri aslında desteklemek için değil, başlangıç itibariyle kesilmesi için olduğunu düşünüyorum. Ben sıralamam, şu andaki yani herkesten daha farklı düşündüğüm sıralamamda ne Kılıçdaroğlu var, ne İkrem İmamoğlu var, ne de Mansur Yavaş var. Şimdi... Dördüncü şahıs, dördüncü kişi son mertebede Ortak olduğumuz hepimizin ortak olduğu konu orası. Son e, aylarda siyasi partilerin seçime girdiklerindeki oy alacakları oran üzerinden belirlenecek gücü orasından orası belirleyecek. O belirlenecek güç e, adayı da e, belirler. Ak Parti çok güçlü bir adayla, yani çok güçlü adayla diyorum. Koç güçlü bir yere gelirse pozisyonu farklı olacaktır adayın. Millet ittifakı içerisindeki partilerin siyasi anlamda güçleri arttıkça seçilecek adayın profili ve e, pozisyonu da belirlenecektir. AK Parti'nin sizi e, sizi uyardım. Dedim mi? ki şu Melih Gökçek konusunu uzatmayın dedim. Evet, Şimdi yani. Gökçek arıyor. Cevap hakkı doğdu diyor. Reklamdan sonra da cevap hakkı vereceğim kendisine. Ş çok özür dilerim sizin sözünüzü kesin. Ben şunu söyleyeyim AK Parti'nin adayı değişmeyecek. Yani. Yok AK Parti'nin demedim. Evet, canım, tamam. AK Parti'nin aldığı Geldi. oy oranı dedim. Oy oranı tamam. Oy oranı Hı -hı. karşısına çıkaracak olan kişinin Doğru. profilini belirliyor. Vaktimiz varsa ben Mete Bey'in söylediklerine 2-3 cümleyle katkı i̇ki, üç sunmak 2-3 cümle çabuk. hemen reklama gideyim. Kısar. Şimdi e, tabii ben genel başkandan dinledim. Yani Ekmelettin Bey'in aday olduğu dönemde adayımız e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Ankara'ya çağrılıyor, davet ediliyor. Yani kaynak Kılıçdaroğlu. Yalnız bu şey için söylemedim. O dönemden bahsetmedim. Daha önceki. Bu. Daha önceki bir yok, dönemden bahsediyorum. Dönem yok e, ben o dönemi konuşmuyorum. Hayır hayır. Bu benim söylediğim benim dedim. çok yakın... eski. Ahmet... Eskişehir'deki Bu yakın bir dönem. Yok yok Eskişehir'de üniversitenin başında rektörken e, yok. teklifi konuşuyorum. Bu, bunu ben 2016'da. Yok ya, o yok o yeni dönem. hayır şeyi yok. açıklayacağım devamında. Çıkışta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki yani ben aday olursam Eskişehir'de meclis e, yapısı nedeniyle şeyi kay, kaybediyoruz. AK Parti alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı. E, seçimi de kaybedersek burada bizim bir kazancımız yok diyor. Ge, genel Sultan, Başkan da diyor ki bu e, isteksizlik, kararsızlık. Dolayısıyla tamam hocam peki, siz gidin göreve devam edin diye buradan, açıklama yapıyor. Buradan çıkarılması Ama gereken usta, ders bu Mansur Yavaş'la Evmemoğlu için de aynı son, şey geçerli. E, bu son seçimle ilgiliydi. Benim söylediğim ee, onun rektör olduğu dönemle ilgili. Ben evet, dedim, evet, belediye başkanı olduğu Yok dönem yok belki. rektör olduğu dönemle ilgili. Hadi bir reklama gidelim sonra da Melih Gökçe'yi dinleyelim. Zafer Evet tekrar birlikteyiz. Ya biz burada şeyi tartışırken ne derler işte Mansur Yavaş aday olacak, Ekrem İmamoğlu mu, Kemal Kılıçdaroğlu mu derken konu bir biçimde ve belki de kaçınılmaz biçimde Melih Gökçe'ye geldi. Kaçınılmaz deyince niye güldün? Hani? Ben gülmedim. Gözüme bir şey kaçtı. O yüzden böyle yaptım. Ee, tabii Gökçek hakkında e, suçlamalarda bulunulduğu için o da ben cevap hakkı kullanmak istiyorum dedi. Ee, biz de kendisine söz hakkı vereceğiz. İyi akşamlar. Melih Bey. İyi akşam diliyorum. Orada <laughs> iyi akşamlar diliyorum. Buyurun sizi dinliyoruz. Efendim e, oradan Bülent Yücetürk beyefendi benim hakkımda böyle ipe sapa gelmez ileri geri laflar etti. Önce şuna e, değinmek istiyorum. 800 milyon liralık yolsuzluk yaptı dedi Ankapak'ta. Bir kere savcılık yapan bir arkadaş Bülent Bey. öyle öyle herhangi demedi. 800 bir, milyon, milyon dolarlık. 8 eğer kalkıp da e, tespit edilmiş, mahkemede karara bağlanmamış bir herhangi bir hadise yoksa bu söylenilen söz iftiradan ibaret. Ben şöyle bir ifade kullanacağım. 800 milyon liralık yolsuzluk yapan Melih Gökçek şerefsizdir. ispat etmeyen Bülent Yüce Türk de şerefsizdir her şeyden önce şerefli insanlar söylediklerini ispat etmek zorundadır. Sen ne, e, hangi hadden kalkıp da bana yolsuzluk yaptığımı söylüyorsun? Ne hattın var buna? Uyduru uydurup uydurup evrakları ortaya atacaksınız. Kaç tane evrakınızda sahtelik çıktı. Bundan dolayı mahkemede belediye sürünüyor. Utanmadan bana yolsuzluk yaptı diyeceksin. Birincisi 800 milyon değil. İkincisi yolsuzluk yok. Üçüncüsü benim bir tane imzam yok. Sen utanmadan yolsuzluk yaptı diyorsun. Yakışır mı senin gibi bir eski savcıya? İki, kitle bebek konusunda ben iftira atmışım. Ya arkadaş, kitle bebek dediğin olay doğrudan doğruya e, siyasada maksimum maksimum 150-500 lira arası satılan bir bebek. Kime istesen ona yaptırırsın. Ben sana milyonlarca milyonlarcasını bunu yaptırırım. Sen kalkıp bundan dolayı bana, bana iftira attı nasıl dersin? 11 bin liraya, 8 bin liraya kitle bebek mi olur? Ki bunların bir kısmı da bebekle değil ha. Üzerinin kıyafetlerini yapmışlar. E bunları doğrudan doğruya belgeleriyle ortaya konuldu. Sen savcısın. Hadi bunları söyleyenleri mahkemeye versene. Niye vermediniz mahkemeye? Hem mahkemeye vermeyeceksin hem iftira diyeceksin. Nerede iftiraymış? Kalkıp bir tane kitle bebeği piyasadan nereden istersen işte en kralını 500 liraya alırsın. 150 liraya geçmez de 500 liraya alırsın. Sen kalkıyorsun bunun tanesini 8 bin lirayla 11 bin lira arası alıyorsun. Olur mu böyle bir rezalet? Neymiş çok özel. Ne özel ya? Piyasada istediğin kadar bunu yapan kişi var. Neymiş de sanat eseriymiş. Hangi sanatçıya yaptırdınız? Şunun adını versene de bana. Hadi şimdi ver bana adını. Sana hemen telefonundan atsın. Sana o akıllı veren haberin not atanlar. Neymiş hemen oradan bir pislik daha attı. Ne? Efendim 900 küsür bin liraya. Melih Gökçek oyuncak almış. Benim şirketlerden bir tanesi almış onu. 900 bin liraya dedikleri oyuncak ne biliyor musunuz arkadaşlar? 50 bin tane plastik top. 8 bin adet oyuncak. 5 bin top raket seti. 6 bin 500 adet pelüş oyuncak hayvan. 11 bin adet plastik araba. 9 bin 600 adet aksesuarlı bebek 3420 adet dans eden müzikli bebek 15000 adet dans eden müzikli kedi 2000 adet konuşan kedi 15120 adet kalem pil dikkat edin Bülent Bey bak dikkat et buna çok dikkat et 56500 adet ip saçlı bez bebek senin söylediğin o bebek var ya onun benzeri bu sadece elde yapılmıyor fabrikasyon aradaki fark o senin aldığın 44 tanesi 360 bin lira. Biz sadece burada 56 bin 500 adet almış. Ya insan bunları söylemeye utanır ya. Siz esas sağ solu bırakın kömürdeki vurgunu gelsen de tartışalım. Üç tane maske ihalesindeki vurgunu tartışalım. Soğuk asfaltta 150 milyon liralık vurgunu tartışalım. E, Mansur Yavaş'ın evinin Beypazarı'ndaki evinin planının Nasıl sahte evrakla yapıldığını tartışalım. Bunlara var mısın tartışmaya? Ya Ayrıca şu sayaşlardaki e, Melih Bey, Melih Bey namuslu bir insan gider savcılığa şikayet eder. Dinle dinle Gereği dinle. Namuslu bir insan gider savcılığa şikayet eder. Dinle, Gereği yapılır ediyoruz, yani. Ediyoruz merak etmeyin. Savcılığa ee, şikayet ediyoruz. Sizin bu merak iftiralarınız edin. nedeniyle Eldiniz sizinle ilgili be. suç duyurusunda bulunuldu biliyorum ben. Melih Gökçek ihale yapıyor diye sabah akşam konuştunuz. 150 tane 21 B'den bir buçuk milyar liralık yaptığınız ihaleyi anlatın siz. Ya sizin Sayın sizin konuştuğunuz kitre ki bebekler bir, bir, parası bir dinozorun parası değil ya. Bir dinozorun parası değil ya. O Ankara'da yok. çöp olan dinozorun parası değil. Bak Allah nasip ederse <laughs> bu pazar değil bir dahaki pazar Beyaz TV'de öğlen, öğlen saat 1'de televizyona çıkacağım. Ve o televizyonda e, özellikle yapılan yolsuzlukları pardon Yapılan vurgunları anlatacağım, ya vurgunları. Melih Bey bunları sence, söylemenize gerek yok. O gün hazırlar, namuslu bir insan gider savcılığa hazırlar, şikayet eder. Bunlara cevap vermek için lütfen e, telefondan katıl. Yüreğin yeter mi? Bakın. Öyle kalkıp da pislik atmak bakın, yok arkadaşlar. Namuslu hazırlar, bir insan hazırlar, yolsuzluk yapıldığını düşünüyorsa yok. gider savcılığa şikayet eder. Bak, savcılıkta gereğini yapar. Şikayet et tamam mı? E, Ama İzbar, bak, sizin sizin kitre ediyorum. bebek dediğiniz şeyin bebek olmadığını, maket olduğunu, el ürünü ürünler olduğunu, tamamen sanatçılar yap, tarafından yapıldığını siz biliyorsunuz. En siz bunları hepsini öyle. biliyorsunuz ve orada yapılan bebeklerin e, bebek dediğiniz o kitre bebek dediğiniz e, oradaki yerel halkı yansıtan maketlerin değeri sizin Ankara'da çöp ettiğiniz. Bir tane dinozorun bedeli kadar bile değil. Bunun hesabını verin. Arkadaş ben Ankara'ya 336 tane sonra, sonra kendinizden bahsediyorsunuz. Şöyle dürüstüm. Bakın şöyle dürüstüm diyorsunuz ben da siz niye görevden tane, alındınız ya? Tane neden görevden alındığınızı bir açıklayın ya. Panesine 10 milyon lira dediniz. Kaç lira o 336 tane e, dinozor? Şöyle bakayım. Sizin kendi şöyle açıkladığınız bakayım. açıklamalarınız var ya. Bugünkü ne dolar kuruna vurduğunuz zaman... Milyonları çöp etmişsiniz orada. Toplasanız ya bir kardeşim, tane dinozorun şöylesene. parası değil yani. 800 milyon lira yolsuzluk yapmışım. Bunun ne kadarı dinozor? Söylesene. Bilmiyorum. Siz kendiniz biliyorsunuzdur. Ha, bilmiyorsun. Bilmeden niye konuşuyorsun? Bil. yolsuzluk yaptı diyorsun. E, gidersiniz hesabını Söylesene. verirsiniz işte. Onun hesabını Savcı da vermiyorsunuz. Bize, atıyorsun lafı bırakıyorsun. Böyle savcılık mı olur? Senden savcılık ben burada değil, savcılık yapmıyorum olma. beyefendi. Ben burada savcılık yapmıyorum. Savcılık yapıyorsun. Ben burada savcılık yapmıyorum. Ben sizinle ilgili bir dosyada savcılık yaptım ama burada bunu anlatmanın sırası değil. E anlat 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 onu da yani tartışalım ne olduğunu ben, bilmiyorum da. Ben sizinle ilgili bir dosyada savcılık yaptım. Ne yapıldığını da biliyorum yani. Evet Ahmet Beyciğim benim söyleyeceğim bu kadar. Tekrar son cümlem şu. Söylediğini ispat etmeyen şerefsizdir o kadar. Siz neden görevden alındığınızı bir açıklayın ya. Niye aldılar sizi Anani. görevden? Sana ne bildiğin bir şey varsa sen açıkla. Yok ben ne bileyim yani sen kendin biliyorsun ya bu neden görevden alındığını. Parti içerisinde benim rakibim olan arkadaşların bana kurmuş olduğu bir komplo. Ya hiç o, öyle görünmüyor bir komplo esas, falan esas artisti, komplo falan görünmüyor esas, yani. Esas figürü, Sizi görevden aldılar. Neden parti, görevden alındığınızı bir türlü bir kamuoyu bilmiyor yani. Yapan, Siz kendiniz söyleyin parti, açıklayın. Kamuoyu da öğrensin evet yani. Ya. Bu kadar basit. İşte açıkladım. Yani Anka e, Park da, diyorsunuz. Da, orada da, çöp olan da, parkı, da, parkı da, görüyoruz. Bir dakika bir dakika. Ya size göre çöp oldu. Nereden çöp oldu kardeşim? E çöp biz oldu. Altın Halkın parası orada çöp oldu gitti dedi. yani. Sonra Mustafa, Mustafa Bey pazarına e, yapılmış bir, bir kitri. Belediye Başkanı Mustafa ikisi kalkıp bu işe karşı çıktılar. Burayı batırmak için ellerinden geleni yaptılar. Dünyanın en güzel, en ucuz parkını kalkıp en pahalı park olarak ilan ettiler. Ve, e, bizim Anka Park'ın maliyeti metrekare maliyeti sizin söylediğinizi doğru kabul etsek 550 dolar civarındadır metrekaresi. Bak metrekaresi. Ama bunun karşılığında e, bir başka Disneyland'ın maliyeti 5500 dolardan 12 bin dolara kadar değişir. Benim e, farkımda 1217 tane oyuncak var. 1217 en büyük farkta 80 tane oyuncak var. Sen dünyanın en büyük farkına Batak dersen ilk açıldığında 10 günde 5,5 milyon insanın gezdi, gez, e, gezdiği yere kurdalık dersen iftira atarsın. Yalan söylersin. Hepimiz Sizin, Ankara'da e, yaşıyoruz. Görüyoruz işte. şu. Melih Gökçek kalkıp da o parkı yaptı. Yarın burası işlerse Melih Gökçek'e yazacak. Yarın o parkı alıp peşmuren işleteceksiniz. Gene bana yazacak. Bağırsa bağırsa bana yazacak. Çünkü dünyanın en büyük ve en güzel parkı e sonuçta Ankara halkının parasını oraya gömdüğün için bir şekilde orası işletilmesi lazım yani yok çöp olup çürüyeceğine bir şekilde işletilecek yani e, ne münasebet gömdüm ya arkadaş ben 2014 yılında televizyonlara reklam verip ben dedim bu parkı size yapacağım bu vaatle geldim ve bu millet bana %45 oyu bunun için verdi Milletin eğer millet böyle bir şey istemeseydi bana oy verir miydi şu anda ne durumda Anka Park? Anka Park şu anda Ahmet'cim, e, maalesef müteahhitin elinde ölmüş vaziyette. İşlemeye işlemeye Mansur bunu öldürttü. Ondan önce de Mustafa Tuna aynı hareketler içerisindeydi. Birlikte bu parkı batırmak için elinden gelenleri yaptılar. Kurdalıklara atılmış olan, kendi elleriyle bozdukları e, dinozorların etrafta reklamını yapıp Park ne hale geldi dediler. Park o hale gelmedi ki. Park pırıl pırıl çalışıyor. Yani göstereceğim, parkı... Ee, bu, bakın par iki pazar sonra göstereceğim Beyaz TV'de bir daha. O park tekrar ediyorum. Dünyanın en ama en güzel parkı. Peki. Hiç Ya yani şunu mu diyorsunuz? Parkı işlevsiz hale getirmemek için ellerinden geleni yaptılar anlamında mı söylüyorsunuz? Evet, evet, evet. Evet. Hem Mustafa Tuna yaptı, hem Mansur Yavaş yaptı. E ama bu milletin parasına yazık ya böyle saçmalık olur mu ya? Yani? Ahmetciğim seninle beraber gezmedik mi orayı? Gezdik. E, görmedin mi? Gördüm. en güzel parkı değil miydi? Sen Gö de bana demedin mi ne biçim yer yapmışsın? Melih Bey demedin mi kardeşim? Ka bir dakika çok güzel yer yapmışsın da ben sonucunu sonucuna bakıyorum şu anda öyle bir park yok ortada hani kimse gezmiyor etmiyor. Ee, e, kapatırsan kapatırsan olur mu Ahmetciğim? Ha, o, şu anki tamam. işletmeci sizin verdiğiniz işletmeci mi? Melih Bey. Hayır ben vermedim. Kim ben verdi? Vermedim. Mustafa Tuna verdi. Bakın verirken... İşte o işletmeci vermedi. belediyeye devretmediği için de e, o park o halde bekliyor işte. Olay olayda yargıya taşınmış. Yargıda bir türlü karar vermediği için sürüncemede kalmış ya yani. Ya bu Melih dedi, Mansur Bey'in yapacağı şey nedir yani? Niye o adama yardımcı olmuyorsunuz da bastın diye bekliyorsunuz? Çünkü bütün mesele... siz öyle bir şey yapmışsınız ki işletilme, kar etme şansı yok. O, o i̇ş... park çalışırsa Mansur'un tozu kalmaz ortada. Bak, tozu bi, bi, bir dakika şöyle diyor ki öyle bir şey yapmışsın ki tamam ben gördüm güzel. Ama diyor iş, ekonomik değil, işletilemiyor değil, değil, diyor. İşletme işletme şansı Ay, yok. Tabii ki alan adam ahmeti, zarar ediyor. Belediyeye de teslim etmiyor. Belediyeye teslim etmediği için belediyede müdahale edemiyor. Ondan sonra orası çöp haline geldi. Ahmetciğim bak anlatayım. Ben sana o zaman da anlattım. gösterdim orada. O parkı biz yaparken o parkın yaşaması için elimizden geleni yaptık. Örnek bir. Mesela oraya otopark yaptık. E, güneş enerjisiyle oranın bütün elektrik enerjisini karşılamak için otoparkın üzerine e, 6 bin tane otoparkın üzerine örttük. Geldi Mustafa Tane, Etun'a. Dedim ki ihale yaparken bunu müsteşire ver. Buranın yaşaması için yaptık biz burayı. Hayır ben vermem dedi. Belediye kalsın para. Ya bir kere oradan çökertti. İki, müteahhide ihale yaptı. İhale yaparken 100-110 milyon tam rakamını bilemiyorum. Yapılmamış iş var. Müteahhide dedi ki bunları sen yapacaksın. O müteahide kazanacağım diye işin içine girdi. Arkasından pandemide girince iş gitti. Ya böyle bir felaket olunca sen bu kalkıp da, e, Mansur Yavaş olarak kendi yapmış olsa burayı çalıştırmak için elinden gelen takviye yapmaz mı? Soruyorum. Yok takviye yapma yok. Adam batırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bakın şu anda oradaki bütün ağaçların hepsini kuruttular. Orada milyonlarca liralık ağaç var. Yazık günah değil yazık, yazık. mi? Ankara'nın yeşili değil mi? Yardım etseniz de kardeşim. Hay ya ben. Yani illa buna bir kalkıp da su pompasıyla su vermek, üç tane bahçıvan göndermek kötü bir şey mi? Ya bu kadar mı buraya düşmansınız? Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Bu bir şey söyleyeceğim. Ankara'nın çocuklarının, Ankara'nın faydalanacağı bir yer. Ya Niye bir şey. Kardeşim? Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim bu mesele Melih Gökçek, Mansur Yavaş, Mustafa Tuna meselesi değil. Orada öyle ya da böyle yapılmış bir park var. bunun hayata geçirilmesi, çalıştırılması lazım. Yoksa hani Melih Gökçek buraya parayı gömdü dedirtmek için, boşu boşuna para harcadı dedirtmek için. Hayır belediye almaya çalışıyor, alamıyor ki. Alsın. E işletme var, sözleşme yapılmış, yargıya taşınmış. E adam da vermeyince. Yargıda mı şu anda? E tabii yargıda yani yargıda olduğu için belediye orayı alamıyor, alamadığı Allah için. De bakımını bakımı yani yapamıyor yani. ya. Gerçekten yazık günah ya. Yani ben acıyorum. Yani mevcut o kadar belediyenin yapacağı bir şey yok ki. Mevcut belediye buranın batması için çalışıyor. Sabahtan O sizin görüşünüz. Oldu o sizin görüşünüz. Kalkıp buradalla attığınız şeyleri göstermiyor musunuz kardeşim? Niye çalışanları gösteriyorsunuz? Peki. Ba Şimdi şöyle bir komplekse kapıldı. Onu da söyleyeyim son. Şimdi burada mecburen <laughs> şeyden davayı kazandılar. Belediyeye geçiyor. Belediye geçince burayı çalıştırmaya başlayınca, insanlar da buraya gelip gitmeye başlayınca e, diyecekler ki sen bugüne kadar bunu niye çalıştırmadın? Diyor ki şimdi ben onun yanına dijital park yapacağım, orayı öyle çalıştıracağım. Genç efendim senin dijital parkın benim yapacağım parkın yanında gece gecekonda olmaz. Sırf işi böyle örtmek için, maskelemek için bir şeyler yapıyor. Peki, Avrupa'dan mi? bir takım adamlarla görüşmüşler, konuşmuşlar, o insanlara burayı vermeyi kabul ettirmişler, taahhüt ettirmişler. Kendi, e, kendilerine göre işi de ayarlamışlar. Bu adamları kök atıyorlar orada. Bastırıyorlar. Öldürüyorlar müstecili. Yerlerine böyle çalıştırın. Çalıştırın kardeşim. Böyle çalıştırın. Sizin adamınız kazansın. Dert değil. Önemli olan çalıştırın. Ben söyledim. Buradan da söylüyorum Türkiye'ye. Kardeşim bunu Çevre Bakanlığı'na veya Turizm Bakanlığı'na teklif etsenize. Madem Ankara'yı bu kadar düşünüyorsunuz. Biz size burayı verelim. Alın burayı çalıştırın desenize. Niye demiyorsunuz? Peki. Ben, cevap ver kardeşim, yüce Türk. Valla bunların cevaplarını vermesi gereken kişi sizsiniz. Yanlış bir yatırım ben, ben yaptınız. Ben söylüyorum işte, diyorum ki. Yanlış bir yatırım yaptınız. Için yani bir Ankara'daki bir sürü sorunu ben, varken şey, bu parayı götürüp benim, kendi e, fantezimiz ben, uğruna harcadınız. Sonuçta da böyle bir enkaz ortaya çıktı. Şimdi Mansur Bey de bunu nasıl düzeltirize bakıyor. Ve düzeltemiyor. Hayır, Ondan sonra... hayır. Beypazarı'nda Bey pazarında bir yapılan bir vardır. kent müzesi Ekran üzerinden suçlama etsiniz, yapıyorsunuz. Kardeşim. Orada harcanan para sizin bir dinozoru harcadığınız para kadar bile değil yani. Nereye harcadım? Yani Beypazarı'nda pazarında yapılan kent müzesine harcanan para sizin o çöp olan dinozorlara harcanan para kadar değil. Şimdi bunu söylüyorsunuz şey yani. Edeyim. 500 liralık, 500 liralık bir, 500 değil, 150 liralık bir kitre bebeği 8 bin liraya, 11 bin liraya, hangi gerekçeyle malıysan al. Meşru mu görüyorsun? Bakın bebek dediğiniz şey bir kez bebek değil, bu doğru değil. Kitle bebek. İkinci, odur. bebek el tamam. De bebektir. tamam. İkinci, orada yapılan şeyler, oradaki yerel yerel halkın sanatçıların e, maketlerini gösteren şeyler ve tamamen el ürünü sanatçılar tarafından yapılan şeyler. Bunu hangi niye sanatçı? söylemiyorsunuz? Hangi sanatçı? Öyle yok bir sanatçısı piyasada Sıradan aranılan şeyler ya. Belediyenin, açık, belediyenin şey. açıklamaları var. Hangi sanatçılar tarafından, kimin tarafından yapıldığı yazılmış oraya. Hayır, Ort, hayır, hayır. Artı hayır, şey. harcanan hayır, para 366 bin, bin lira. Ya bir Beğen tane de, dinozor de. parası bile değil yani. E, Melih Gökçek, e, Bülent Bey. Melih Bey yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki. Kifayeti müzakere. Tekrar son sözüm. Bir daha bir daha kalkıp yolsuzluk lafını senden duymayayım Bülent. Tamam mı? Peki. Bir daha senden bunu duymayayım. Seni mahkemeye verdim. Peki Melih, gün, Bey, Melih Bey, Melih Bey beni mahkemeye tabii edin. ki vermek ben sizin en doğal hakkınız. Ediyorum. Ama siz bu konu mahkemeye, yargıya taşınmışsa bunun gidip hesabını vermeniz lazım. Bana değil yani kamuoyuna değil yargıya hesabını vermeniz lazım. Yargıya verdiğim zaman zaten vereceğim kardeşim. Sen yolsuzluk nasıl dersin? Ben şimdi sana yolsuzluk yaptın dersem hakkım var mı herhangi bir konuda? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, ee, teşekkür ederim. Melih Bey. Bütün konuklarımıza teşekkür ediyorum katıldıkları için. Tarafsız bölge burada sona eriyor. Hepinize iyi akşamlar, hoşçakalın.